Tekrardan merhabalar. Öğleden sonraki ilk konuşmacımız Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü Hakkı Muhteşem Önder. Kendisini Kütüphanede Kaynak Yönetimi isimli sunumu için kürsüye davet ediyoruz. Öğleden sonranın ilk konuşması benim. İlk önce bir herkesi uyandırayım. Hoş geldiniz tekrar. Ünal ev sahipliği yaptığı için Atılım Üniversitesi'ne ve sponsorlarımıza teşekkürler. Konuşmamı hazırlarken burada öğleden sonraki sunumlarda olacak olan Zeynep ve Haşim arkadaşım var. İlk önce onları dinledim, sonra onlar beni dinlediler. Sabahki konuşmalara da baktığımda hazırladığım konuşmanın hani ne kadar teknik kısmı olacak onu çok düşündüm. Ama ondan sonra bu geçmiş bir senedeki deneyimimi anlatmak istedim. Ben çok taze bir direktörüm çünkü. En başta söze yani asıl anlatacağım şeylere başlamadan önce bu yolculukta... Sesim gitti. Geri geldi. Bu yolculukta beni yalnız bırakmayan arkadaşım Özlem'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Hakikaten kütüphanede kaynak yönetimi oldukça zor. İşin içinde para var. Ve her üniversitenin ve her kurumun kendine göre yaklaşımları var. Bunları keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ve onlara göre kendinize bir yol çiziyorsunuz. Bu arada beni dinleyenler arasında... direktörüm Lizer Hanım da var. O yüzden bu ayrı bir heyecan. Hoş geldiniz. Şimdi sorumuz şu. Kaynaklar ve bütçe söz konusu olunca mutlu birliktelik var mıdır? Bunun yanıtını baştan vereyim. Evet. Olabiliyor. Ama şimdi şöyle yapın, böyle yapın diye bundan önceki sunumda Güssün, benim iş arkadaşım, dolaşımı kendisinden öğrendim. Onu da söyleyeyim bu arada. Güssün daha böyle güzel oldu aslında. Böyle tek tek ipuçları verdi. Ben bunların üzerinden yaşadığımız deneyimlerden bahsederek geçeceğim. Ve size ben şimdi bol bol soru soracağım. O soruları ondan sonra yanıtlayacağım bu sunumum sırasında. Bunların, bu soruların yanıtları... Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne uygun yanıtlar. İlk önce bunu hatırlatmak isterim. Çünkü her üniversitenin işte devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, işte neye bağlısınız, kime bağlısınız, ne kadar bütçeniz var, hangi bölümleriniz var gibi bir sürü şey bir araya geldiğinde kaynakları değerlendirip kaynakları yönlendirmeniz söz konusu oluyor. Bir yandan YÖK'ün beklentileri var, belli bir basılı kitap sayısına ulaşmak istiyorsunuz. Dolayısıyla her ne kadar ben elektronik koleksiyonumu geliştirmek istiyorum derseniz deyin, basılı koleksiyonunuzu da bir taraftan geliştirmeniz gerekiyor ve bütün bunların hepsinin dengelenmesi gerekiyor. Bir örnekle, bütün bunların hepsinin öncesinde bütçeye baktığımda tek tek ben yıllardır istatistiklerle uğraştığım için tabii en çok dikkatimi çeken, mikrofonu kaldırayım peki, şu anda geliyor muyum? Harika, tamam. En çok uğraştığım şey istatistiklerdi. Tek tek veri tabanlarına girip özelliğine göre en çok işimize yarayan istatistik hangisidir konusuyla hakikaten yıllarımı geçirdim. Bu arada ben satın almadan gelmedim. Kullanıcı hizmetleri tarafında büyüdüm. Dolayısıyla bu benim için daha bir farklı bir bakış açısı da sağladı. İstatistiklere bakıyoruz, kullanıcıların isteklerine bakıyoruz, ürünlere bakıyoruz, ürünler değişiyor. Bunları hangi araçlarla kullandıracağımız gibi bir sürü şey bir araya geliyor ve sonra bunların kullanılıp kullanılmadığına bakıyoruz. Ve karşımıza bazı değerler çıkıyor. Şimdi tabii firma isim vermeden ve ürün isim vermeden konuşmak zor ama böyle tahmin edeceğiniz örnekler olacak aslında. Mesela bir çalışma yaptım. Buraya gelmeden önce böyle hani dikkat çekmesi için bir tane ürün aldım. Bu ürünün tekil kullanımına baktım. Tekil kullanımına baktım. Ve verdiğim paraya baktım bu kitaba. Bütçemden çıkan paraya baktım. Ve kitap başına düşen fiyatı hesapladım. Normalde bir kitap için diyelim ki biz Türkçe kitaplarda kitap başına birim fiyata 100 lira diyoruz. Elektronik kitap yabancı kitaplarda da 100 dolar diyoruz. 2012 yılında
paket içerisinde kullanılan kitapta benim birim fiyatım 2,64 dolar. 2013 yılında 4,53, 2014 yılında 3,94, 2015 yılında 6,31, 2016 yılında 7,33'e çıkmış. Şimdi hala 100 dolar değil ama kullanılan kitap sayısı oradan düşerken aşağıya doğru, bir yandan şeyden hiç bahsetmiyorum, doların ve diğerlerinin artışından. Ve şimdi size soruyorum, bir sonraki sene için yüzde kaç koyacaksınız bütçenize? Tek bir ürün için. Bütün her şeyi düşünmeyin. Ne kadar koymanız yeterli olacak? Bu, tabii ki standartlarınız yok, bunun için var işte. Kimisi %10 koyuyor, kimisi %8 koyuyor. Ama bunun bir hesabı kitabı olması gerekiyor arka tarafta. Akıllı bir karar verebilmeniz ya da o ürünü seçebilmeniz için. Şimdi, tabii burada benim sorunum koleksiyonumu nasıl yöneteceğimin ötesinde elektronik bir basılım olması, sayısal dengeyi sağlamak için YÖK'ün bir standardı var, bir beklediği şey var sizden, bilmem kaç yıllık üniversitesiniz ve şu kadar basılı kitabınız olması gerektiğini söylüyor. Bütçemin ne kadarını oraya kaydıracağım ve bunu nasıl akıllıca yapabilirim? Kendi elektronik kaynak yönetim sistemim olmalı mı? Üniversitenin bir sistemi varsa onu mu kullanmalıyım, yoksa bunların ikisini birbirine entegre edersem mi ben rahat ederim? Her üniversite için değil ama çoğu üniversite için böyle bir şey var. Üniversitelerin kütüphaneleri alımlarını kendileri yaparlar, işin uzmanları da onlardır. Dolayısıyla kullandığınız her ürün ve kullandırdığınız her ürünü de siz bilirsiniz ve siz tanırsınız. Satın almanın bu kısmı size ait olduğu için bütün bu adımların hepsine tek tek karar verirsiniz. Çünkü tanıyanlar sizsinizdir. Rektörlüğe mi bağlı çalışmalıyım? Genel sekreterliğe mi bağlı çalışırsam daha rahat hareket ederim? Pazarlığı kim yapsın? Ulusal konsorsiyumlar mı yapsın? Yoksa bölgesel konsorsiyumlara ihtiyacım var mı? Ya da İstanbul'daki 5 tane üniversite bir araya gelip benzer noktalarda buluştularsa pazarlığı hep beraber mi yapsınlar? Şimdi mesela bu sorunun şöyle güzel bir yanıtı var. Aldığınız ürünler için değil ama kullandığınız ürünler için, otomasyon sistemlerinden bahsedelim. Zaten 20 üniversitenin aynı anda, 30 üniversitenin aynı anda otomasyon sisteminin, kullandığı otomasyon sistemlerinin otomasyon sistemleri sayısı az olduğu için az. Dolayısıyla belki de ürünlere bakmak gerekiyor. Yani hangi yapı içerisinde yer alacağınıza karar vermek için kullandığınız ürünün nasıl bir ürün olduğu ve çevrede ne gibi benzerlerinin olduğuna bakmanız gerekiyor. Peki kim değerlendirecek? Aldık, kullanıyoruz. İşte ne yaptık? Aslında arkadaşlarım da bahsedecek. Bir sağlama aşaması var. Ondan sonra bunu sunduk, kullandırdık ve analiz ettik. Yani bu dört adımı düşünelim. Bunu kim değerlendirecek? Öğretim üyesi mi değerlendirecek? Dekan mı değerlendirecek? Yoksa kütüphane direktörü ya bu böyledir, bu böyledir mi diyecek? Birazdan bunların hepsinin yanıtlarını vereceğim. Bunlar da ürünlere göre değişiyor. Terzi gibi düşünün kendinizi ve herkese uygun kıyafetler dikmeye çalışıyorsunuz. Biraz meşakkatli ama bu şekilde işleyebiliyor. Genel formüller benim bu deneyimlerimden çünkü genel formüller bütün ürünlere, bütün veri tabanlarına ya da kullanılan araçlara uymuyor. Hepsi için farklı yöntem gerekiyor. Her fakülte için farklı yöntem gerekiyor. Hukuk fakültesi için farklı bir yaklaşım gerekiyor. Mühendislik için farklı bir yaklaşım gerekiyor. Ortak kullanılan disiplinler arası veri tabanları için farklı bir yaklaşım gerekiyor. Peki bunu kim kullandırtacak? Biz eğitimlerini verdiğimizde işte bilgi okur yazarlığı dediğimiz şey, kullanan kişiler eğitimlerini alsınlar ve öğretim üyeleri mi versin bu kaynaklara ilk erişim ya da kütüphane kaynaklarının nasıl kullanıldığını? Biz onları eğitelim. Yoksa ilk eğitimleri biz verelim, sonrası onlara mı kalsın? Bunların ayrıntılı eğitim şekillerini gene arkadaşlarım bahsedecek. Bunlar da çok çeşitli. Gene ihtiyaca göre şekilleniyor. Peki, hangi araçlarla firmalar var burada merhaba, koleksiyona erişim sağlayacağım? Otomasyon sistemine e-kitap yükleyecek miyim? Bu arada bahsettiğim şeyler hepinizin zaman zaman yaptığı şeyler. Basılı kitaplarımı keşif araçlarıma yükleyecek miyim? Ne kadar sık güncelleniyor?
tek tek mi yükleyeceğim? Yoksa paketleri yükleyip arkamı dönüp ondan sonra arada olmayan kitapları göz ardı edeceğim? Bu yok yok olduğunu varsayabileceğim bir sayı mıdır? En iyisi tek arama motoru mudur? Kütüphaneler için şimdi tabii bazı trendler var. Bu trendler yurt dışında ya da yurt içinde ya da işte Google örneğimiz var. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Bu bizim kütüphanemizde sunduğumuz hizmetler için tek ve yeterli mi? Bana sorarsanız değil. Çünkü kaynakları hala insan alışkanlıklarının aramaya gittikleri yerlerdeki besleyen veri tabanları tam olarak bütün kaynakları ve o verileri vermiyor. Her zaman eksikler oluyor. Karşısına farklı şeyler çıkabiliyor. Çıkan sonuçların sıralaması belli bir mantığa göre çalışıyor. Bu mantık ne kadar bizim istediğimiz gibi bir mantık ya da neye göre şekilleniyor gibi soruları sormamız gerekiyor. Bu arada bütün bu hizmetlerle ilgili bir referans kütüphanecisi mi olsak, bir fakülte kütüphanecisi mi olsak, yoksa elektronik kaynak kütüphanecimiz mi olsa? Biz bu sene, daha doğrusu bir süredir Özlem arkadaşımla bu yapıyı biraz daha bu yapıyla oynamaya başladık. Çok keskin olarak hani teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetleri diye eğer ayırırsak bu iki yapıyı satın alınıyor, bu tarafta da kullanılıyordu. Bunların arasında elektronik kaynak kütüphanesi dediğimiz birisine ihtiyaç var. Kaynakları alıyor ama aynı zamanda eğitimlerini de veriyor. Ama referans uzmanı da değil gibi. Yeni yeni deniyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrar sorun bize nasıl ilerlediğini hep beraber göreceğiz. Kaynakların kullanılıyor mu? Aman Allah'ım işte bütün kütüphanecilerin en korkulu rüyası. İstatistiklere bakıyoruz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Sadece download edilen makalelere mi bakıyorsunuz? Tıklama sayısına mı bakıyorsunuz? Ya finans datasetleri için ne yapıyorsunuz? Kullanan üniversiteler vardır eminim. Gene bir ad söylemeyeceğim ama bir arayüz var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Çok pahalılar. En pahalı kaynaklar finans datasetleri. Şu anda en pahalı olanlar onlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da alınmasını istediğinizde ve bütçeniz yoksa ne yapıyorsunuz? Peki, bütçemi olduğundan büyük hale getirebiliyor muyum? Bu sene bizim en çok kendimize sorduğumuz sorulardan bir tanesi buydu. Bizim klasik olarak, kütüphaneciler olarak bildiğimiz işte bağıştı ve benzeri yollardaki koleksiyon geliştirme basılı kitaplar için söz konusu. Hiç kimseye elektronik kitap hediye ettiniz mi? Elektronik kitap bağışladınız mı? Sahibi değil misiniz? Kurum içi, burada şöyle bir noktaya geliyoruz. Peki bütün bunların hepsi bir arada nasıl olacak? Ben her zaman şey söylüyorum, mesleğimiz yani kütüphanecilik mesleğinin o en temel şeylerini yapana kadar arada yapmamız gereken o kadar çok iş var ki. İnsan kaynakları işi yapıyoruz, doğru personeli almak ve kullandırmak için. Halkla ilişkiler yapıyoruz, mutsuz kullanıcıyı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bölümler arasındaki ilişkinin güçlü olmasını ve bizim özellikle IT birimiyle cici çalışmamızı, güzel çalışmamızı, onların bizi sevmesini istiyoruz. Çünkü bir sürü aracımız var ve onların güzel kullanılmasını ve doğru kullanılmasını istiyoruz. Bizim, yani bizim üniversite örneğimizde bir teknoloji transfer ofisimiz var ve çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Rektörünüz, rektör yardımcınız, öğretim üyelerinin kaynak satın alma isteği olduğunda her seferinde kütüphanecinize yönlendiriyor mu? Bunlar çok zor ya da öyle ya da böyle şeyler değil. Yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü yapıyorsa işte size bir kaynak. Bizim örneğimizde bu şekilde ilerleyebiliyor. Ha bu bir şans diyelim. Bunu ama bu hale getirmek de hizmetlerinizle yapabildiğiniz her şeyi anlatmak adına önemli. Yapılabilecek bir şey, yapılamayacak bir şey ya da çok uzak bir şey değil. Ve bunu her seferinde yapması gerektiğini siz bıkmadan, usanmadan hatırlatabiliyor musunuz? İşte bir sürü soru oldu. Çok daha, kaç dakikam var? Daha ben konuşurum çok daha. 5 dakikam mı kaldı? Tamam, o zaman sorulara yanıt vermeye başlayayım. Şimdi, şuradan başlayabiliriz. Elektronik mi basılı mı kaynak geliştireceğim derken bir kere hiçbir şeyde o kadar keskin ve net olmayı doğru bulmuyorum onu söyleyeyim. Çünkü hakikaten anlık ihtiyaçlara göre de bazı şeyler değişebiliyor. Bütçenizi rahatlatmak adına bütçenizden çıkardığınız çok büyük bir miktar bir süre sonra tekrar direkt rektörün kararıyla ertesi gün size hadi bunu bütçeni tekrar geri koy senden çıksın
Bu çünkü böyle uygun gördüm diyebiliyor. Savaşabildiğiniz şeyler var, savaşamadığınız şeyler var. Kullanıcılar için de geçerli bu. Karşınıza gelen isteklerde idare edebildiğiniz istekler var, idare edemediğiniz istekler var. Hangi istekleri idare edebilirsiniz? Ürünleri nasıl daha doğrusu idare edebilirsiniz? Ürünleri tanırsanız, karşınızdaki kişi sizin onu bildiğinizi görürse sizin fikirlerinize saygı duyar ve sizi dinler. Finans kaynaklarından örnek verelim. İki tane farklı arayüz var, gene isim kullanmayalım. Bunların ikisi de benzer içerik sunuyorlar. Dolayısıyla öğretim üyelerinden bunlardan bir tanesinden vazgeçmeleri gerektiğini maalesef rica etmemiz gerekiyor. Bütçeyi iyi kullanabilmek adına. Çünkü niye? Aslında bizim için çok temel ve basit olan işte çift kopya olayı. Çift kopya olayı demişken, elektronik kitaplarda aman Allah'ım bir kaynakta var, öbür kaynakta da varsa ne olacak? Bunlar çakışıyorlar. Hiç mi iki kopyalı kitap almıyoruz? Hiç mi üç kopyalı kitap almıyoruz? Hukuk söz konusu olduğunda 20, 30, 40 kopya almıyoruz, alıyoruz. O zaman satın almalarımız özellikle bu kitapların kullanım ihtiyaçlarına göre tek kullanıcıdan fazla alabiliriz. Herkese açık olan kopyasıyla alabiliriz. Arayüzünü seviyor muyuz bu kullanımların? Hepsini download etmesine izin verenler var. Çoğu artık zaten dijital right management denen şeyden vazgeçti çoğu arayüz. Ama vazgeçmeyenler var ve bunların da kullanımları oldukça yüksek. Bazıları download etmeye izin vermiyor. Ama zaten biz kitapları 30 gün süreyle ödünç veriyorduk. Şimdi elektronik olarak ödünç veriyoruz. Kendimiz de yabancılaşmamalıyız bu arada ürünlere. Yani elektronik kitap dediğimiz zaman aslında dönüşe dönüşe kullanımının en sonunda çok basılı kitaplardan farklı olmadığını biz de fark ediyoruz. Biz de göreceğiz zaman içerisinde. Çünkü 30 gün süreyle ödünç alıyor. Birisi de isterse arkasından hold koyuyor bu arayüzde ve o kullanmaya devam ediyor. Ha, aynı anda 5 kişi kullanmak istiyorsa o zaman satın almasını ona göre yapıyoruz. Pazarlığı kim yapacak? Şahsen ulusal konsorsiyumların pazarlığı bizim adımıza yapıyor olması rahatlatıcı bir nokta. Ama bazı özel ürünlerde ve yoğun kullanılan ürünlerde her zaman bu işimize yaramayabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda hem ürünleri tanımak adına hem de bir arada konuşabilmek adına ulusal konsorsiyumların değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bazen pazarlıklar iyi sonuçlanıyor, bazen kötü sonuçlanıyor ama şöyle bir şey de var. İşte bana da gelip de işte hadi bakalım biz bu ürünü şimdi bu sene size %10 fazlasıyla veriyoruz ama biz zaten Türkiye'ye bunu az fiyatla veriyoruz dediklerinde hafif tepem atmakla beraber yapacak bir şey yok. Onları da anlamak lazım. Başka taraflardan yaklaşıyoruz. İşte aynı anda Türk lirası da değer kaybetti. Biliyor musunuz? O yüzden aman bu kadar yüksek tutmayalım. Ya da uzun süreli sözleşmelere mi gitsek acaba? Biz bu ürünü 10 yıldır kullanıyoruz. Belki önümüzdeki 3 yıl daha kullanacağız. Fakülte kapatılmayacak, hatta belki yenileri açılacak gibi çözümü olan yaklaşımlarla aslında konulara yaklaşmak hem bütçeyi hem de kütüphanecileri rahatlatacak diye düşünüyorum. Kaynakların yüklenip kullanıldığı araçlardan biraz da bahsedelim. Bunlar keşif araçları olarak geçiyorlar. Keşif araçlarıyla ilgili şimdi tek kullanıcının ihtiyacına göre biz aslında bunları eğitimlerimizde de söylüyoruz. Benim bir kullanıcım var ki bu sadece 2-3 tane fizik dergisinden zaten yayın yapıyor. Ben onun önüne bütün kaynakları da yırsam, bütün araştırma araçlarını da getirsem ondan vazgeçmeyecek ve o şekilde yapmaya devam edecek. Ama bunun dışında master ve doktor öğrencilerim var. Ne arayacaklarının bile farkında değiller daha. Yani kafalarında bir şeyler var ama yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Konu alanlarında araştırma yapacakları konularla ilgili hangi kaynaklar var, neler var bunları bulmak istiyorlar. Bunlar için ne kullanacağız? Keşif araçlarını mı kullanacağız yoksa bunların daha üstünde ürünler var. Onlardan mı bakacağız bütün üniversiteleri karşılaştıran ve size dünyadaki trendleri veren? İhtiyaca göre tabii ki bütün bunların hikayenin sonunda ihtiyaçlara göre bütçeyi şekillendirmek her durumda zor. Ama ilişkileriniz özellikle kaynak sağlayan, size para sağlayan kişilerle ilişkileriniz çok değerli. Çünkü o sayede kendinizi geliştiriyorsunuz. Yaptığınız hizmetlerin istatistiklerini tutmak, bunları değerlendirmek bir şey. Ama bunları sunmak ve niçin o şekilde hareket ettiğinizden bahsetmek de çok önemli.
ihtiyaçların herkes her şey için hepimiz insanız yani sonuçta şey diyoruz bizim şuna ihtiyacımız var diyoruz. Ama karşınızdaki daha bilgili biri hayır sen bunu değil bunu kullan derse ve siz de o kişiye inanırsanız işte o doktordur. O zaman iyileşirsiniz. Bu da kütüphaneciler için olmalı. Kendimizi biz eğitmeliyiz ve ürünleri önce biz tanıyor olmalıyız. Firma kadar ürünleri bilmemiz gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Yani firmalar gelip bize ürünlerini anlattıklarında sadece onunla kalmamalı. Onlara soru soruyor olmalısınız. Başkalarıyla karşılaştırıyor olabilmelisiniz. Bütün bunların hepsi bir arada akıllı seçim dediğimiz şey yapmamızı sağlıyor ve %100 değil ama %100'e yakın şekilde bütçemizi iyi kullanabiliyoruz diye düşünüyorum. Üniversitenizde araştırma birimleri ya da araştırma yapılan yer, şimdi her üniversitenin değişiyor ama işte bizde teknoloji transfer ofisi var. Benzer birimler farklı üniversitelerde de var. Onlara gitmek lazım. Kaynak, onlar çünkü bir kaynak ve bütçe ayırıyorlar. Üniversitelere göre değişiyor. Kimisi öğretim üyesine yaptığı anlaşmayla bütçe veriyor. O zaman gidip o tek öğretim üyesini yakalamamız gerekiyor. Ya da fakültelere, birimlere sadece bir bütçe veriliyor. O zaman dekanla konuşmanız daha önemli ve değerli. Böylece kaynağın ilk çıkış noktasına gittiğinizde daha az zaman harcıyorsunuz ama daha verimli zaman harcıyorsunuz. Benim sözlerim bitmez. O yüzden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alıyor muyum? Nifem? Sorularınız varsa alıyorum. Evet. Merhabalar. Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nde Eyüp Ulugöl. Sunum için teşekkür ederim. Bir sorum olacak. Geçenlerde karşılaştığım bir konu. Siz e-kitap bağışladınız mı diye sordunuz. Ben de şahsi olarak birinden e-kitap bağış aldınız mı diye sormak istiyorum. Geçen gün bir yazar bize şahsen kitaplarını elektronik olarak bağışlamak istedi. Evet. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini çok kestiremedik açıkçası. Evet. Bir yandan telif haklarını, yayın evi evet. Ya da şahsında öyle bir durum var mı diye evet. Bakıyorum. Bir yandan basılı kopyası hala satılıyor mu? Evet. Yayın evi ya da yazar evet. Adına bir sıkıntı olur mu diye. Ona bakıyorum. Hala devam ediyor. Süreç tamamlanmadan da koyamadık. Yani böyle bir örnekle karşılaşan varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Soru çok güzel. Aslında 3 hafta ben normalde iletişim mezunuyum. Hamd Beşikler'le tanıtım. Arkadaşlarım da doğal olarak reklam işindeler. Bir tanesi beni aradı. Abi dedi sen kütüphanecisin. Bizim de çalıştığımız bir tane şirket var. Bunlar bütün çalışanlarına elektronik kitap açmak istiyorlar. Tamam dedim çok güzel ne güzel. Ya böyle bir şey yapmak istiyor insanlar sonuçta. Bütün çalışanlarının kullanıcı adı ve şifreyle girebileceği, PDF'lerini download edebileceği. Ben tabii bunu söyleyince aman dedim yani işte dikkat et. Çünkü burada telif hakları devreye giriyor. En güzeli bu hizmeti veren bir ürünle anlaşabilirsin. Ama şimdi bu ürünü, ya bu en güzeli bu. Hani en çünkü telif hakları o nasıl artık o sistemi arkada kuracaklarsa... Bunu yapabilirsin. Ama bu gene tabii şey yanıtlamıyor. Bağışlama olayını. Çok yanlış hatırlamıyorsam Bruce Willis'in bilmem kaç tane şarkısı var ve bunları çocuğuna iPod üzerinden bağışlamak istiyor çocuklarına. Bununla ilgili bir sürü olay yani bir şeylerin birilerinin çıkıp benim bu kadar elektronik kitabım var ben bunu nasıl bağışlayacağım demesi gerekiyor galiba. Çünkü bununla ilgili benim bildiğim kadarıyla hala net hiçbir şey yok. Satın alsanız bile yok. Kullanım hakları ile ilgili bir şeyler var bu aralar. Onlarla ilgili de bir şeyler okuyoruz. Yalnız bu söylediğinizle ilgili olarak aynı bir teklif bize de yani böyle bir yazar kitaplarını bağışlıyorum falan bu şekilde sadece mail olarak atılmış bir şeye güvenmek de çok doğru değil. Çünkü ben bunu şahsından gelip gelmediğinde çok bilmiyorum. Dolayısıyla kendisinin bunu bu şekilde deklare etmesi de hukuki olarak çok da bağlayıcılığı da yok. En doğrusu benim düşüncem bu kişiyle özel olarak görüşüp en azından kendi efendim imzası olan bir yazılı belge almak lazım. Dolayısıyla belki o zaman biraz yapayı kurtarabiliriz. Aksi takdirde yarın adam öldüğü zaman çoluk çocuğu efendim mirasçıları davacı olursa ondan sonra başımızı kurtaramayız. Evet evet. Yok yani şey çünkü bize gelen kitaplara bakıyorum. Yani bağış kitaplardan bahsedelim. Bu hepimizin başına geliyor. Sırf onlarda bile kendi kitabı diye gelen kitaplar içerisinden fotokopi kitap çıkıyor her şey bir tarafa. Şimdi hani
söylemek de ayıp biliyor musunuz? Nasıl diyeceksin ki babanız hani vefat etti, başınız sağ olsun ama getirdiğiniz kitaplar fotokopi. Yani. Evet, evet. Evet, başka üniversitelerin, biz mesela onları ayelel olarak istenmediği halde 10 yıl sonra geri gönderdiğimiz kitaplar var. Bize geldi kitap bir şekilde. Almış, kütüphanesinden önünü çalmış. Boğaziçi'nin kitapları var bu arada. Birkaç tane gönderdi. Yani evet, yaşanıyor. Başka? Onun dışında, pardon. Evet, pardon, özür dilerim. Buyurun. Yine şey, devamı olmak üzere. Yani bu elektronik kitaplara bağışlandığı zaman ve hatta efendim elektronik kitapları parayla satın aldığımız zaman filan firmalar bize söyledi, biz bunların efendim işte mark kayıtlarını, şunlar bunlar falan veririz, hazır olur gibi böyle bir şeyler söylüyorlar. Ama bunun da tabii ki firmaları satıcıdır ama hukuki zemin olmak üzere bunu bir sağlama bağlamak lazım. Dolayısıyla bunlar gerçekten elektronik ortama aktarıldığı zaman, mark kayıtlarını falan vesaire falan hepsini hallettiğimiz zaman o zaman kayıt yönüyle bir sıkıntımızın olmayacağını düşünüyorum. Ve öbür kitaplara yapılan muamelenin de aynen bu şekilde. Tabii bununla ilgili olarak elektronik olarak kaydedilen bir kitabın şey olarak yani ortada fiziki bir yapısı olmadığından dolayı bir problem teşkil edeceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla öbür kitaplara yapılan muamelenin de yani bir aylığına veriyorsak, 15 gününe veriyorsak falan aynı şekilde uygulanması. Ama bununla ilgili de tabii nasıl bir sistem geliştirilecek, bu da ayrı bir problem. Yani bu bizim mesela kullandığımız biraz eskide kalmış olan bir kütüphane otomasyonu var. Dolayısıyla onunla bunu gerçekleştirmek belki de mümkün olmayacak. Bunu internet ortamına attığımız zaman veya sistemimize kaydettiğimiz zaman bununla ilgili kısıtlamalar nasıl yapılacak? O da ayrı bir, benim açımdan bilinmeyen bir şey yani. Sonra vaktimiz olduğunda bir de üniversitelerin kendi bilgi birikimlerini aktardıkları bilimsel arşivleri var. DSpace'in kullanıldığı ve bütün hepsinin hatta bu özellikle de şimdi ULAK bir tane tek arama motoru da yaptı ve oraya çoğu üniversitemiz de üye oldu. Bunun üzerinden de bakılabilir çünkü bazı hakları saklı diye bir şey var. Bunu da kullanabiliriz. Yani orijinali olması gerekmiyor. Kitaplar için yine aynı şekilde direkt net yanıt veremiyorum ama makalelerin preprint halleri için bunları söyleyebiliyoruz ama bunlar başka bir günün konusu. Çok uzamasın. Değil mi? Tamam, soru var mı başka? Dider Hanım buyurun. Ben öncelikle Lider Bayır İstanbul Medeniyet Üniversitesi, öncelikle birlikte çalıştığım arkadaşlarımı böyle pozisyonlarda görmek, böyle toplantılarda görmek beni çok mutlu ediyor. Muhteşem'e de teşekkür ediyorum. Şeyden bahsettim Muhteşem, yani şeye bağlı olmakla, genel sekreterliğe bağlı olmakla, bir rektöre ya da rektör yardımcısına bağlı olmak arasında fark var sanıyorum. Evet. Sizin durumunuz? Biz araştırmadan sorumlu rektör yardımcısına bağlıyız şu anda. O tabii bu bütçeyle ilgili çalışmalarda ya da bilemiyorum evet. Başka bir sürü konuda evet. Da çok daha farklı neticeler doğuruyor eminim. Evet. Bilimsel ürün satın almak yoluyla hareket ederken diğer tarafta sandalye masa almak gibi hareket ediliyor. Fark aslında çok temel. Yani bu herkes ve bütün üniversiteler için ya da bütün birimler için demiyorum ama araştırmayı bilen birisinin satın almaya yaklaşımıyla araştırmayı bilmeyen birisinin tabii ki yaklaşımı çok farklı. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi üniversite içinde kaynak aktarımı için farklı işte dekanla görüşmek gerekiyor ya da teknoloji transferi merkeziyle görüşmek gerekiyor. Açıklamaların oldu ama şeyi üniversite dışında kaynak arttırmak için ya da ek kaynaklar sağlamak için yaptığımız çalışmalar var mı? Şöyle, bizim ilk kez bir koleksiyon aldık geçen sene. Basılı koleksiyonumuz oldu. Bu şekilde bir geliştirmemiz, bu şekilde koleksiyon geliştirmemiz var ama özellikle elektronik kaynaklarda ve benzeri durumlarda mesela biraz önce Güsü'nün sabahta verdiği örnekte işte ya da İTÜ'nün çok güzel bir çalışması oldu yıllar önce. Bizim mezunlarımız çok yeni ve çok taze daha. Destek istersek yine gidip Hüsnü Özey'in Bey'den maalesef istek durumda kalıyoruz. Ama onun dışında
bu şekilde kaynak arttırımlarınız henüz yok. Ama tabii devlet eliyle açılan veri tabanları var. Onları hani hiçbir yerde bize direkt verilmiş hak olarak görüyoruz belki ama bir gün bir şekilde başka bir veri tabanı gelebilir onun yerine. O zaman onun bütçesini de düşünmemiz gerekiyor. Yani benim en büyük korkularımdan biri oldu da. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız sempozyum destekçilerimizden EBSCO Information Services firmasından Sayın Seymur Rasulov. Sayın Rasulov'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Tüm sempozyum katılımcılarını selamlıyorum. 3 seneden beri Türkiye'ye gelmekteyim. İlk başta söyleyeyim, ben yabancıyım, Türk değilim. Her defa Türkiye'ye geldiğimde bir panda sendromu yaşamaktayım. Böyle giderse panda olacağım diye korkuyorum. Panda sendromu ilk ismimle başlıyor. Havaalanına girdiğim zaman, işte immigration officer'lar pasaportuma baktığı zaman merhaba Şeymur Bey diye başlar hep. Baktım programa da ismimi yanlış yazmışlar. İsmim Seymur benim. En son nokta şeyde oldu. Bu yakınlarda bir müşteri aradı beni. Beni dinlemeden şey dedi. Seymur Hanım merhaba nasılsınız diye. Ya şimdi böyle bir karara gelmek üzereyim. Belki ismimi değiştim acaba. Valla ben yıllardır muhteşem hanım diye açıyorlar. Direkt o yüzden zor. Şimdi 2014'ün sonuna kadar ben bir kütüphaneciydim. Kütüphaneciyim Amerika'da yaptım, University of Illinois'da. Daha önce Katar'da ERM kütüphanesi olarak, daha öncelerde Azerbaycan'da Information Reference kütüphanesi olarak çalıştım. Information Services and Reference kütüphanesi. 2014 sonunda firmaya katıldım ve şu an EBSCO'da devam ediyorum. Şimdi şöyle bir karara geldim, şöyle bir sonuca geldim. Her kütüphaneci firma elemanı olabilir ama her firma elemanı kütüphaneci olamaz. Katılıyor musunuz? Orhan Bey istisna herhalde. Orhan Bey gidip geliyor tekrar hızlı şekilde. Şimdi şöyle bir karar geldim. Yani ben kütüphaneci olduğum için bir firma tarafında çalıştığım anda kütüphaneciyi daha iyi anlıyorum. Firma tarafında olduğum zaman da kütüphaneciye teklif edeceğimiz ürünleri hem eksi taraflarını hem artı taraflarını çok güzel görüyorum. O yüzden bugün sizin için ürünlerin şöyle diyeyim bir reklamı değil de size getireceğimiz yenilikler kütüphaneci olarak hem sizin hem de benim kendim kullandığım kolaylıklar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Dünya değişiyor. Herhalde hepiniz bununla benim fikrime katılırsınız. Dünya değişmekte. Şuna ben diyeyim, elimi değişeyim. Ama 40 yıldan beri bizim misyonumuz aynı olarak kalmaktadır. Misyonumuz kütüphanecilere koleksiyon geliştirmesinde, ürünlerin bulunmasında yardımcı olmaktır. Gobi olarak, EBSCO'nun Gobi ürünü olarak sizlere bugün o hakta konuşmak istiyorum. Şimdi konuşacağımız detaylara girmeden önce 2015, 2016, 2016, 2017 senesini karşılaştırmak istiyorum Türkiye'de. Basılı ve elektronik kitap alma adına Gobi tarafından sattığımız kitaplar konusunda bir kıyaslama yapmak istiyorum. Türkiye'de Gobi adına son 2-3 senede nereden nereye geldik diye onları görmemize bence bir fayda vardır. Bizim mali yılımız, fiscal year dediğimiz, Temmuz'dan Haziran'a devam ediyor. Şimdi 2015-2016 fiscal year senesinde biz 290 bin dolarlık kitap sattık Türk üniversitelerine. Basılı ve elektronik dahil. Kitap sayısı 4849. Burada çok değerli müşterilerimiz var aranızda. Onlara teşekkür ederiz bizimle çalıştığımız için.
2016-17 senesinde bu rakam bayağı değişti, bayağı bir arttı. İşte rakam 469 bine çıktı. Kitap sayısı da artmakta. 7831 kitap satmış durumdayız. Şimdi ben 26 ülkeden sorumluyum. Buraya Merkezi Asya dahil, Türkiye dahil, Katar dahil, işte Middle East dediğimiz taraflar dahil. Bu ülkeleri kıyaslayabiliyorum. O yüzden biraz sonra bahsedeceğim şeyler Türkiye adına çok güzel şeyler bence. Yani Türkiye adına hem üniversite adına hem de bir EBSCO olarak bizim adımıza kazandığımız başarı olarak diyebileceğim şeyler. Şu an 30 üniversiteyle çalışmaktayız. %61 bir artım gördük biz çalışma süresinde, alınan kitaplar sayesinde, harcanan para söyleyelim konusunda. %61 bir artım gördük son 2 sene arasında. Bu bizim için çok önemli başarı. Yani sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seferim ümit ederim ki, I hope, like, şu 30-90 falan olacak, %100 olacak artık. Şimdi dünya değişiyor dedik, 3 istikamette değişiklikten bahsedeceğiz bugün. Bahsedeceğim. Bunlar benim bir kütüphaneci ve film elemanı olarak vardığım sonuçlar. Bazılarınız buna katılabilirsiniz, bazılarınız katılmayabilirsiniz. Bu konuşmayı veya nasıl desem, discussion'ı sonra devam edebiliriz. Birincisi, son 2-3 senede gördüğüm kadarıyla Türkiye'de kütüphaneciler aktif satın alan halleri, aktif satın alan rolünü almaya başladı. Kütüphaneciler aktif şekilde seçimler yapmaya başladı. Daha önce gördüğümüz işte kataloglar vardı, tavsiyeler vardı, DDA vardı. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla son 3 senede Türkiye'ye geliyorum. Kütüphaneciler aktif şekilde seçim yapıyorlar. Teker teker kitapları inceliyorlar, bibliografik record'lar inceliyorlar, soru soruyorlar, kendi kataloglarına bakıyorlar, duplikasyon var mı diye onu kontrol ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, merkezleştirilmiş satın alma platformlarına ihtiyaç arandı. Daha önce ne vardı? İşte Amazon vardı, oraya giderdi kullanıcılar, birkaç site değişiyorlardı. Şu an hepsini bir yerde, bir platformda yapabiliyorlar. Biraz sonra ondan konuşacağız. Üçüncüsü, elektronik kitap temininde artık farklı yanaşmalar ortaya çıkmaya başladı. Yenilikler ortaya çıkmaya başladı. Mesela bir örnek vereyim. Kütüphaneci olarak örnek veriyorum, firma elemanı olarak değil. CUP, Cambridge University Press, mesela izin vermezdi EBSCO'ya, onun kitaplarını Middle East'e satalım diye. Mesela diyelim EBSCO olarak Cambridge University Press'in kitaplarını Katar'da satmak isterseniz, Cambridge University Press buna izin vermezdi. Ayrıca teker teker satmaya kalkarsanız hiç konuşmazlardı bu konularda. Ama şu an biz dünyanın %90'ına EBSCO olarak Cambridge University Press'in kitaplarını hem koleksiyon halinde hem teker teker satabiliyoruz artık. Yani konservatif olan kampanyalar, firmalar açılışma yeni elektronik kitap sisteminde yeni metotlar ortaya çıkarmaya başladılar. Bizim de nasıl desem bir işbirliği yapmaya başladılar. Şimdi bunları konuştuktan sonra şöyle bir soruluyor. Niye şu ana kadar 30 tane üniversite Gobi'yi seçmiş? Niye şu an dünyada 4000'den fazla üniversite Gobi'den kitap alma, elektronik ve basılı kitap almakta devam ediyor? Sorunun 5 tane cevabı var. İşte seçim 13 milyon basılı kitap, 1.5 milyon elektronik kitabın hepsini bir aynı platformda olduğu bir çözüm sunuyoruz kütüphanelere. İkincisi, kolaylılık. Az sonra bir örnek göstereceğim size. Kitap almanın hem basılı hem elektronik kitap almanın artık ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Üçüncüsü, integrasyon. Kütüphanenizde eğer Innovative, Sierra, Symphony, Sister Dynex, Alma, ondan sonra Koha diyelim, kütüphane sistemi varsa onlarla integrasyon halinde çalışıyor Gobi platforması. Bu yüzden kitap alma elektronik basılı olarak kolay hale geliyor kütüphaneler için. Sonra dakiklik var. Şu an bizim yaptığımız notification'lar, yani bildiriler kütüphanecilere, onların ilgili oldukları alanlarda gelen bildiriler %97 dakiklikle çalışıyor. Bu bizim için çok önemli. Genelde biz devamlı olarak bunun üzerine çalışmaktayız. Özelleştirme, yerel, şöyle diyelim, local regulations olarak, diyelim siz bir barkodu buradan mı yapıştırmak istiyorsunuz? Mührü buraya mı vuracaksınız? İşte RFID bu mu RFID kullanacağız? Bunların hepsini biz yapabiliyoruz. Kütüphaneye kitaplar rafa hazır halde geliyor. Sizin isteklerinize uygun olarak. Şimdi seçim konusunda konuştuğumuzda 1500'den fazla yayıncının bir arada bulunduğu bir platformadır Gobi. Hepsini işte Harvard University Press'ten, işte Michigan University Press, University Press'ler olduğu ve Trade Publisher'lar olduğu bir platformadır Gobi.
Birkaç örneğini burada vermiştim. MIT Press, John Wiley Publishing, onların hepsini görebilirsiniz. Elektronik kitaplara geldiğinizde 23 sağlayıcının, işte aggregator, publisher, provider, supplier, bunların hepsinin yeni tekrar bir platformada bulunduğu tek bir platformadır Gobi. Şimdi öyle gelince biz dediğim gibi Gobi olarak EBSCO içinde tarafsız kalabiliyoruz. Belki vereceğim örnek çok iyi sayılmaz ama yani bazı arkadaşlar doğru bulmayabilir ama ben yine de vereceğim. Ben Türk olmadığım için sorumluluk taşımıyorum herhalde. Biz ProQuest'in kitaplarını satabiliyoruz mesela. O Gobi olarak, EBSCO firması olarak ProQuest'in kitaplarını da Gobi içerisinden satabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani tarafsız kalıyoruz. Hatta sonuçlarda görebilirsiniz ki EBL veya Ivrin'in kitapları EBSCO kitaplarının üstünde oluyordur. Alfabetik olduğu için. Şimdi örneğe bakabiliriz mesela. Kütüphanecilere üç değişiklikle, üç yenilikten bahsetmek istiyorum. Birincisi, kütüphanecilerin zaman kaybını önlüyoruz. Nasıl zaman kaybını önlüyoruz? Diyelim bir tane kitap aradık. Türkiye and the War on Terror. The 40 years of, what do you call it, fourth alone. Şimdi bu kitabı aradığınızda ilk önce bütün elektronik opsiyonların hepsini bir araya kütüphaneciye sunmuş oluyor. Mesela kitap EBSCO olarak bir kullanıcı, EBSCO olarak üç kullanıcı, EBSCO olarak concurrent access olarak, İşte sonra ProQuest eBook Central ve Routledge, Taylor & Friends olarak hepsi sizin önünüzde. Diyelim Gobi olmasa, bu kitabı arasanız, almak isteseniz hepsine teker teker e-mail atıp veya telefon açıp fiyatını öğrenmek zorundasınız. Gobi kullandığınız zaman ise artık ona ihtiyaç kalmıyor, zaman kaybı yapmıyorsunuz, zaman kaybı olmuyor. Hepsinin fiyatını karşılaştırıp anında karar verebiliyorsunuz. Gobi üzerinden bir de her bir kitabı 10 dakika bedava izleyebiliyorsunuz. Bir tek Amazon'daki gibi bir tek kısmı değil, full access, full content for 10 minutes for free. 10 dakikalık tamamen bedava izleyebiliyorsunuz. Bu da kütüphaneciler için karar verme konusunda çok önemli bir faktördür. Kütüphaneciler açıp kitabın içini tamamen rahat rahat, kolay şekilde izleyebiliyorlar, sonra karar verebiliyorlar. Şimdi kitaplar alma konusuna gelince sağ tarafta da şöyle bir şey var, bu da kütüphaneciyle konuşan tarafı Gobi'nin. Gobi kütüphaneciyle mesela kitabın basılı elektronik formatların olup olmadığını da söylüyor. Eğer o format veya farklı bir şey opsiyonu kütüphanenizde varsa eğer, Gobi sizi duplikasyon olmaması için uyarıyor. Biz kütüphanede çok sık çalışıyoruz. Sizin ISBN'leri Gobi hesabınıza yüklediğimiz zaman Gobi sizi duplikasyon olmaması için siparişi geçmeden önce uyarıyor. O yüzden değişiklik ve yeniliklerden bir tanesi, zaman kaybetmemiş oluyorsunuz. Başka bir örnek vermek istiyorum. Aynı kitabın başka bir örneği, gerçi e-book'un başka bir örneği. Şimdi bu kitap EBSCO'dan var, JSTOR'dan alabilirsiniz, Project Muse'den alabilirsiniz ve ProQuest'den alabilirsiniz. Ben kütüphaneci slash firma elemanı olduğum için kütüphaneler bana geldiği zaman biz bu kitabın EBSCO'dan bir kullanıcı almak istediğimiz zaman ben onlara diyorum ki niye öyle yapıyorsun? Eğer istersen şey alabilirsin, biraz az fiyata, daha az yani az artı fiyatına Project Muse'dan veya JSTOR'dan Unlimited Access alabilirsin. Aslında EBSCO kitabını satmak benim nasıl karım olacak, yani oradan ben bonus alacağım. Ama onun yerine bir kütüphaneci olduğum için kütüphanelere ben JSTOR'dan Unlimited Access alabilirsin $10 daha fazlasına. Bütün kütüphanen kullanır diye tavsiye edebiliyoruz bunu Gobi olarak. İkinci değişiklik, kütüphaneler için seçim serbestliği sunuyoruz. Yani artık kullanıcılar değil de mesela PDA, DDA üzerinden kullanıcılar karar vermesine gerek kalmıyor da kütüphaneci karar veriyor. O yüzden de kütüphaneci kitaplara karar verdiği zaman burada işte Table of Contents, review'lar varsa Choice Review veya kitabın başka Alternate Editions olduğunu görebiliyor. Kitap hakkında bir bibliographic record'a baktığı zaman bütün detayları burada subject headings hepsini detaylı şekilde görebiliyor. Yüz kapağını da görebiliyorsunuz. Bir kütüphaneci için aslında karar verme aşamasında bu bilgiler çok önemli. Kütüphaneci olduğum için kendim biliyorum. 2012-2014 senesinde Katar'da IRM kütüphaneci olarak çalışıyordum. İlk defa işte Gobi o zaman tender kazanmıştık. Katar National Library açılıyordu o zaman. 1.2 milyondan fazla basılı kitap, 5 milyondan fazla elektronik kitap aldılar onlar. Gobi üzerinden. O zaman kitapları kendim seçiyordum kütüphaneciler. Kolaylığını çok iyi biliyorum. Üçüncü değişiklik, EBSCO elektronik kitapları, ve iki tane daha farklı sağlayıcıdan kitaplar 45 dakika içinde aktif oluyor.
Diyelim hoca size geldi. Şimdi ben kütüphaneci olarak STL dediğimiz short term lending veya loan'u tamamen karşıyım. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Bir kitap loan'u veya ödünç alması short term lending'den $60. Kitap kendisi $100. İki kere ödünç aldığınızda kitabın fiyatı oluyor $120. Kitap hala sizin değil. Bir sene sonunda kütüphanenize baktığınızda kitap perpetual access olarak sizin olmamış oluyor. Ama daha fazla para harcamış oluyorsunuz. Şimdi EBSCO perpetual access elektronik kitaplarını aldığınız zaman bir 45 dakika içinde aktif oluyor. İkincisi de ki bu tamamen sizin kitabınız. Doğru. Muhteşem Bey çok doğru söyledi. Onlara hediye falan edemiyorsunuz. Ha, zaten o sizin bahsettiğiniz şey de Apple Store'dan geliyor. Apple Music'ten geliyor. Apple izin vermemişti şarkıların paylaşılmasına. Şu an elektronik kitaplar konusunda da öyle maalesef. Ama kütüphane olarak, perpetual access olarak sizin oluyor kitap. Bir digital object identifier olarak bir URL alıyorsunuz. Kitap tamamen sizin oluyor. Yani 45 dakika içinde aktifleşen kitaplar sizin için bir alternatif çözüm. Artık short term'lerine gidip de kitaplara fazla para harcamanıza hangi o kitaplar için sizin olmayacak. İhtiyaç kalmıyor artık. 45 dakika içinde aktif olan kitaplar arasında R2 Digital Library var. Bir de IGI Global kitapları var. Biz çalıştığımız kütüphanelerle birlikte bir de elektronik kitap bildirileri yapıyoruz. Elektronik kitap temininde sizinle önce biz sizin ilgili olduğunuz alanları belirliyoruz. O alanlardan İşte LC range'leri ayarlıyoruz. Sonra haftada bir kere ya da iki haftada bir ya da ayda bir size ilgili olduğunuz alanlar konusunda alanlarda çıkan yeni kitapların listesi e-book olarak direkt e-mail'ınıza geliyor. Artık sizin kitap arama devrinde sizin kitaplara gitmenize gerek kalmıyor. Kitap aramanıza gerek kalmıyor. Kitaplar size bildiri olarak inbox'unuza geliyor. Kütüphane şimdiye kadar çalıştığım 400'den fazla kütüphane var. İşte belirttiğim bu coğrafi alanda o 400 kütüphaneden diyelim hepsi kullanıyor elektronik bildirileri ve hepsi faydalı buluyor. Çünkü artık kitap aramalarına ihtiyaç kalmıyor. Yeni çıkan kitaplar onların belirlediği subject areas'ta onlara gelmiş oluyor. Şimdi efendim? 3 dakika tamam. Şimdi her sene biz Gobi olarak İngiltere ve Amerika şöyle diyelim stoklarımıza 60 binden fazla kitap geliyor. Elektronik kitaplarda gördüğümüz bir yeni bir trend var. Gelen 60 binin kitabın %50'si artık e-book formatında da mevcut. Yani kütüphaneler eğer kütüphaneler customs, gümrük veya o kütüphanede yer sorunu yaşıyorsa elektronik kitaplarını da artık sağlayabiliyoruz. Onlar oradan kolayca rahat alabiliyorlar. İntegrasyon geldiğimiz zaman EDI, EDS olarak integrasyon yapabiliyoruz. Eğer sizin Sierra'nız varsa, kütüphanenizde Sierra kullanıyorsanız Gobi API'den Sierra ile direkt çalışıyor. Artık brief bibliographic record yaratmanıza, oluşturmanıza gerek kalmıyor. Gobi'den sipariş geçtiğiniz zaman Gobi API direkt sizin kütüphane sisteminde ve OPAC'da short, brief bibliographic record oluşturmuş oluyor otomatik olarak. Dediğim gibi 3 tane yeniliği tekrar bahsetmek isterim. Hem zaman kaybını önlüyoruz, hem kütüphanece seçim konusunda kolaylık getiriyoruz, hem de artık elektronik kitaplar hızlı şekilde 45 dakikada elinizde oluyor. Kütüphane hoca olarak bunlar beni sevindiriyor. Umarım siz de bu hizmetlerimizden faydalanırsınız. Teşekkür ederim. Şimdi havalandım. Teşekkür ederiz. Şimdiki konuşmacımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden derme geliştirme politikası bağlamında Türkiye Üniversite Kütüphaneleri ve Elektronik Kaynak Yönetimi isimli sunumuyla Sayın Ömer Orhan. Sayın Orhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle tekrar merhaba. Sabahtan beri birlikteyiz. Şöyle geçeyim. Bu çalışma ben uzun süredir gerçekleştirmek istiyorum. Ama memleketimizde yaşadığımız istatistik veri toplama sorununu ben de yaşıyorum.
bu toplantı grubunun öğleden sonraki grupta benim yer almam çok önemliydi benim için. Çünkü herkes bir yönetim ve yönetimi nasıl yönetme hakkında, kaynağı, bütçeyi, insanı nasıl kullanma hakkında bir toplantı, sunumlar yapacak. İlk önce Muhteşem Bey'le başladık. Benden sonra İzmir'den bir arkadaşımız da öyle yapacak. Sonraki sunumda öyle. Böyle olunca lan çok güzel oldu bu. Dışarıda biraz Muhteşem Bey'le de konuştuk. Sizin sunumunuz benim için çok hoştu. Dedim, ya bu kadar yönetmek istediğiniz bir sürü sorun var, nasıl yönetiyorsunuz? İşte basılı için bir şeylerimiz var ama elektronik için yok dedi kendisi. Ama benim çalışmalarımda bunun olabilme ihtimalini, hani bir ihtimal olarak da olmasını gerektirdiğini düşünüyorum. Türkiye'de nasıl yapılır? O ayrı bir sorun. Zaten süreyi de Nülfer Hanım tutuyor, ben hızlı davranayım. Yoksa çok uzun konuşmak istediğim bir konu. Temel olarak şöyle bir alanda size bir sunum yapmak istiyorum. Şu ikisi birleşik düşünülebilir. Çünkü ayırmak istedim ama ayrılamadı bir türlü. Böyle değişik bir konu. Şimdi bu kelimeler benim için ve bizim meslek dalımız için çok önemli. Yani biz her şeyi bir tanımlayıp dizinleyebilmek için bir kelimeyi tam olarak kullanmamız lazım. Yani keyword'ümüz düzgün olmalı. Hani her şey için aynı kelimeyi kullanmaya başlayınca bir konut dağılımının ne olduğunu hatırlayamıyoruz. O yüzden de önemli de benim için kelimeler ve literatürde de hep böyle geçiyor. Şimdi bu derme sözcük olarak Türkçe'ye Fransızcadan geçen bir şey. Ha, bizim kendi ürettiğimiz bir şey değil. Onun için tam karşılığı bence burada yazılmış olan şey değil. Hani biz derleyebiliyoruz diyoruz ama mesela onlar collection için kullanmışlar asıl kelimeyi. Püskülloğlu öyle söylüyor. Boş zamanı değerlendirme. Ya bu bir derme için gerekli bir karşılık değil bence. Ama öğrenme ya da yarar sağlama ereğiyle toplanmış, biriktirilmiş, özelliklerine göre bölünmüş. Yani düşündüğü zaman bir kütüphaneden bahsediyor aslında. Ya da biz kütüphane olarak görüyoruz onu. Yani bu şunları okuyan bir kütüphaneci, ha bu kütüphanedir. Ha bir arşivci de ha bir koleksiyon bu, farklı bir şey der. Ama bu size göre, bize göre bir derme. Kolektiften geldiğini düşünüyorum. Yani toplamadan, toplayıcılıktan, ilk baştaki o kütüphanecinin de ilk baştaki sorunları. Biz hep toplayıcıydık. Üretici ya da yayıncı değildik. Hep toplamaya çalışıyorduk. Bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum. Sabah Bülent Hocam çok güzel bahsetti. Ya inanılmaz bir veri var. Yıllar önce ilk üniversiteye başladığımda Fatoş Hanım'ın dersini attım. Orada ilk kütüphaneci nedir, kimdir, bu dokümantasyon ve enformasyoncu ne yapar diye anlatırken eski bir tarayıcı vardı, Netscape diye. Böyle bir hani bu böyle bir şeydir, nedir? O kelimeyi unuttum. Sahilde oluyor ya hocam? Deniz Fener. Ha, Deniz Fener, çok teşekkür ederim. Deniz Fener'ini gösterirdi. Kütüphanecinin de şu an durumu bu olmalı. Çünkü hükmedemeyeceğimiz kadar çok veri var. Saklayamayacağımız kadar çok veri var. İFLA'nın ikinci toplantısında İspanyol bir felsefeci İstanbul Kütüphaneciler Derneği'nin bir yayınında da var. Yani kütüphanecilerin milenyum sonrası yapacağı tek şey referans sağlayabilmek. Verinin kendisini sağlamak değil. Referansı sağlayabiliyorsak, hani o şu kaynakta var bilgisi olursa olabilir. Onun için de koleksiyonu derlemeyi türleşlerine göre çok güzel ayırmak zorundayız. Bunun hepsine derleme denilmiş. Biraz daha hızlı geçelim. Webster sözlüğüne baktım. Yani biz kendimiz söyledik ama yabancılar ne diyor? Bazı birleştirici ilke ya da sıralı düzenlemeler, yani bunlar kesin olarak order ve arrangement dedikleri bir şeyi, bir nesneyi hepsini bir araya getirmek eyleminden bahsediyor. American Heritage Dictionary diyor ki, politika için şunu söylüyor. Bir hükümetin, siyasi partinin ya da işletmenin kararları, kişinin de kararları olabileceğini düşünüyorum. Buna biraz eksik bence o. Bu kendi politikam, yani benim karakterim bu dediğimiz politikamız var. Ama bu konuları etkileyen, belirleyen yönelik plan ve hareket tarzı. Bu iki kelime, derme politikayı birleştirdik. Ama bence bir de şu kelimenin de burada çalışıyor olması lazım. Yani bu tam karşılığı çerçeve değil aslında ama bir çerçeve dediğimiz zaman da anlayabileceğimiz gerçeği görmenin yolunu oluşturan bir dizi varsayım. Yani böyle bir
tezim var. Bu size bir çerçeve veriyor ve politikanız bu çerçevenin içinde yer almak zorunda. Bu iki terim politikalar çerçeveyi birleştirdiğini varsayalım. Ne işe yarayacak? Affedersiniz. Ne işe yarayacak bunlar? Kelimeler var. Kelimeler arkasında iş grupları var. Bizi çağrıştırdığı şeyler var. Bizi zorladığı şeyler var. Bunları nasıl birleştirebiliriz? Bunları birleştirdiğimiz zaman elde edeceğimiz şey ne? Çünkü bizim zaman diye bir mevhumumuz var ve hiç uzamıyor. Hep kısalıyor neredeyse. Hiçbir şeye yetişemez olduk. Bunun için bu politikayı çok iyi belirlemek zorunluluğu var. İşte bu kütüphanenin hedefini ete kemiğe bürüyen şey bu. Sizin politikanız. Muhteşem Bey'in kafasında, Özlem Hanım'ın kafasında bir Özlem'in kütüphanesi nasıl yönetilmeli, işlemler nasıl olmalı bir politikası var. Ama bunun bence artık yani devredilebilir hale getirebilmesi için bir bunun basıldığı ve de tekrar edilebilen bir sistem olmalı. Ki bu sadece benimle alakalı değil. Tüm dünyanın neredeyse takip ettiği bir sistem. Ve bu nereden başlıyor? Her zamanki gibi seçim sağlama ve değerli geliştirme. Zaten bu seçim sağlama işlemleri hem Ağla'da olsun hem İFLA'da olsun devriliyor, böyle bir evrim geçiriyor. Collection management'lar, collection yönetimine doğru dönüyor. Hatta ileride birkaç şeyde göreceksiniz, kitap isimleri de buna göre değişiyor artık. Aynı şey yazmasına rağmen kitabın ismini değiştiriyor insanlar. Çünkü terim bizim için önemli. Ve bunun da devamını burada göreceğiz. Şimdi bu ilk çalışmalarda daha önce 1800'ün sonunda Harvard Üniversitesi'nin sağlama birimiyle başlayan bir çalışma aslında bunlar. İlk başta Harvard ve diğer büyük üniversiteler zengin. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir fakirlik, yani inanılmaz para harcamanın sonunu görüyorlar. Ve sonra biz bunun hepsi her şeyi alamayız. Bazı şeyleri seçelime dönüyorlar. Yoksa kolay mı yani bir tane üniversite kütüphane, yani bir üniversite, pardon bir kütüphanenin 200 milyon bir kayıtsa sahip olması. Çok zor bir şey. Ama zamanında bu insanlar sınırsız alım yetkisi vermişler. Neredeyse tüm dünyadaki kitaplardan bir kopyasının Amerika'da bulunması üzerine bir ulusal harcama fonları var. Yani böyle bir şeyden buraya geldiğimizi düşünelim. Bu Amerikan Koleji ve Araştırma Kütüphane Derneği'nin 1980 yılına kadar bir şey var. Bunun bir, o 80 yılının başında bunun başkanı diyor ki bizim de bundan sonraki sorunumuz nedir? Hem iç hem de dış olarak bunun asıl derneği nasıl geliştireceğimiz sorununu bir düşünmemiz lazım. Çünkü paradan bahsediyoruz sabahtan beri. Diğer insanlar da geliyor paradan bahsediyor. Bu parayı yönetebilmek için neye harcama yapacağını bilmek zorundasın. 80'lerin sonuna geldiğimiz zaman artık bir şeyler ortaya çıkıyor. Hatta şu an hala devam eden 3-4 tane collection management, collection design gibi farklı dergiler var. Sadece bu konu için oluşturulmuş dergiler var. Biliyorsunuz bizim Türkiye'de kütüphanecilik camiasında 2 tane temel dergimiz var. Ama başka bir yayın üretmekte zorlanıyoruz. Ama inanın ya böyle bir dergiyi ben gördüm. Ya sadece bu spesifik bir alan için bir dergi üretmesi ve makalelerin devamlı gelmesi olayın ne kadar büyük olduğunu size de aktarıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu tam iki terimi birleştirdik. Bize ne fayda sağlayacak? Bu birleştirdiğimiz şey yenilik mi? Değil aslında. Bakın Muhteşem Bey'in öyle bir planı yok elinde çizgi. Ama o kendisi yapıyor gene. Ve bizim her birimizde bu plan yok. Ben bu uzun süredir söyleyen bir anket yaptım. Ve 79 arkadaşım sağ olsun anketi çözdü, bize yanıtladı. Bunlardan 40 küsürünün sadece yönetimi üzere böyle bir politikası var. Ama geri kalan, biliyoruz şu an 200 üniversiteden fazlayız. Bunların çoğunda yok. Ama bu aynı işi yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama eğer yordamıyla yapıyorlar. Bizim sorunumuz bu. Yani bir şeyi aynı insan aynı şekilde tekrar etmeli. Ki daha az para harcayabilir. Bu çok önemli. Yani bir işi iki sefer yaptığınız zaman ikincisi daha süreli olmalı ki ya da eşit daha az ücret harcayalım. O da bütçemizi arttırır diye düşünüyorum. Burada birkaç soru var. Bunları siz kendiniz düşünebilirsiniz. Bu aklınıza gelen şeyleri de paylaşırsanız sevinirim. Bu seçim ve sağlamanın artık dışında ne yapmak lazım diye düşünüp bu işlere girişmiş insanlar ve yoğun olarak 1980'den sonra bu konuda yayınlar üretilmiş. 70'in ortasında Amerikan Research Library ve bu tabii Amerikan College Research Library, işte alanın sectionları, bunlar üzerine bir referans kaynak hazırlıyorlar.
Onlardan NIST diyor, şurayı okumak herhalde temelini size gösteriyor. Bir üniversite kütüphanesinin derinmesi açık ve detaylı politika terimleriyle sistematik ve devamlı bir şekilde gelişti. Ha artık kitap mitap almıyorum ben tamam bu kadar diyen bir kütüphane yok. Hep gelişmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de hep aynı şeyleri ya da yakın şeyleri tartışmamız gerekecek. Burada birkaç atıf yaptım. Sunumları paylaşacağız inşallah Günak sayfasında. Orada görebilirsiniz. 5 dedi birisi ama daha çok. Şimdi bu Elizabeth Futos'lar, bu hanımefendi sağ olsun çok güzel çalışmalar yapmış. 3600 tane mektup yollamış. Bir sonraki şeyde göreceksiniz 5000 tane mektup yollamış. Ama cevaplayan sayısı Türkiye gibi. Hani ben çok üzülmüştüm ya istatistik toplayamadık ama onlarda da aynısı var. Futos Hanım bu konuda şey diyor yani hani bu kesinlikle kullanılı bir açıklama. Yani yaptığın işi açıkla da öyle yap diyor ve bu senin için önemli olacaktır diyor. Ama sonra geliyor diyor ki birkaç yıl sonra üçüncü baskıda bakın görüyorsun şunu da söylemek istiyorum. 77'de kütüphane sağlama politikaları ve prosedürleri diyor satın alma için bahsediyor. 95 yılı olmuş sanırım 20 yıl diyelim. Collection Development Policies and Procedures'e çevirmiş kitap ismini. Aynı iş aslında. Ama değişmiş. Sebepleri de var ve anlatın açık bir sebepleri var. Ha bu kadar önemli mi bu diyor. Hayır diyor. Herkes diyor politika yazmış ama diyor kopyalamış diyor. Bunu yapmanıza gerek yok diyor. Size öznel olmalı diyor. Kopyaladığınız şey sizin için bir şey ifade etmeyecek diyor. Bu benim için de geçerli. Ben çok fazla yönetmelik okudum bu konuda. Üniversite kütüphanemizin yönetmeliği var. Aşağı yukarı aynı şeyleri tartışıyorlar ama hep kopya. Yani çok özel çalışmalar var ama çoğunlukla kopya. Ben temel olarak bu konuda bir tez üretmek istiyorum. Özlem Hanım sanırım ayrıldılar. Yani kendisini de sunuyorlar. Birlikte çalışıyoruz. Ha hocam pardon. Bu konuda birlikte çalışıyoruz. Uzun süredir de okumalarını yapıyorum. Daha da çok da sunumun parçaları var. Söyleyebileceğim alanın bir bu konuda bir kılavuzu var. İFLA'nın bir kılavuzu var. Alanın ki biraz eskidi. 90'larda kaldı. İFLA 2012'de bunu yeniledi. Herkes kullanabilir. İsteyen olursa ben de Türkçeleri de Türkçe'ye çevirdim. Türkçe'yi de size verebilirim. Şuradaki bunlar var. Ala'dakine ulaşmanız gerçekten çok zor olacaktır. Çünkü artık Ala bizim gibi değil. Ürettiği veriyi dağıtıyor ama parasıyla. Biz de ünlak olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Ama veri üretiyorlar insanlar. Burada bir farklılıklar görüyorsunuz. Koleksiyonun güçlülüğü, yoğunluğu, gelecekte ne olmak istediğim. Her zamanki aynı şey. İyi miyim? İyi olacak mıyım? Sonra ne olacak? Allah bilir şeyini. Bunlar da yapmış ama daha politik olarak yapmışlar. Onların çok önemli bir konspektüs çalışması var. Bu bir yaklaşım. Koleksiyonunuzu nasıl irdeleyebileceğiniz, onun gücünü SWOT analizinizin sadece koleksiyon için yapabileceğiniz nasıl olabilir diye bir çalışmaları var. Bunu ben iki yerden aldım. Sağ olsun hocamın ders notları var. Dilek Hanım var Marmara'da. Onun da bir doktora tezi var. Çok önemli bence. Ama maalesef Türkiye'de basılı bir tane kaynak bulmaz mümkün değil. Bir tane var. O da Dil Tarih Kütüphanesi'nde. Kapsam, asgari düzey, temel reformasyon düzeyi, öğretim düzeyi, kapsamlı düzey olarak araştırma var. Ve her şeye bir kod veriyorsunuz ve not veriyorsunuz. Notunuza göre işinizi yapıyorsunuz. Bu hocamdan aldığım bir örnek. Kodlar kodun açıklaması farklı ama puanlama yöntemi aynı. Ve elde edeceğiniz sonuç da aynı. Yani ona göre kendinize hedefinizi yenilemeniz gerekiyor ve bunu hep yapmak gerekiyor. Bu İFLA'nın bir şeyi. İFLA iki parça yaptı bunu. İlk önce genel bir koleksiyon yönetimi vardı. Daha sonra 2012'de ek kaynaklar üzerine yaptı. Çünkü ek kaynaklar gerçekten çok çok önemli bizim için. Çok büyük para harcıyoruz. Geçen seneki kütüphane haftasında yaptığım sunumda 200 üniversite kütüphanesinin toplam bütçelerini topladım. Herkesin ortalama harcadığı paraya baktık. Her üniversite neredeyse 1 trilyon para harcıyor eski parayla. Bundan %95'ini elektroniğe harcıyoruz. Bu elektronik kaynakların %99'unu, yani artık daha Türkçe kaynaklarda var, yabancı. Ve hepsinin parası direkt yurt dışına çıkıyor. Değil mi? Bunda elde ettiğimiz verinin maksimum olması lazım. O yüzden de çok iyi bunu irdeleyebilecek araştırma elemanları olması lazım. Ama biliyoruz ki personel sayısı çok az. Bir insan hem satın alma yapıyor, hem ödünç verme yapıyor, kataloglama yapıyor, geri geliyor çıkıyor, sunum yapıyor, her işi yapıyor kütüphanelerimiz. O yüzden böyle uygun planlamalar gerçekleştirip tekrar etmeyecek işler üretmemiz gerekiyor. Bir dakika neler sığdıracağım bak. Bir anket yaptım ve uzun süredir devam etti anket. Sadece 79 arkadaş
bunu anketi yanıtladı ve çoğu da yüksek lisans doktora yapanlardı. Sağ olsunlar, çiçekten düşen halini onlar anlıyor. Öbür türlü çeviremiyoruz. Bunlardan sadece 43'ünün şeyi var, liderle geliştirme politikası var basılı. Ama hepsini görmedim, yani var olduklarını söylüyorlar. Bunların büyük bir kısmı gördüğünüz gibi devlet, genelde lisans mezunu çalışanımız var. Bunların FT sayıları ortalama diyebiliriz, 2000 ile 5000, 50.000 arasında bu, ama bu 50.000'den 6 tane olması bunların hepsinin karşılıyor diye düşünüyorum. Bunları istatistik olarak geçeyim ben, en iyisi daha efektif şeylere gelelim. Şimdi herkes farkında, evet böyle bir şey önemli. Çünkü bu sorular benim aslında derme geliştirmeyle size aktarmak istediğim şeyler. Dermede sürekliliği ve tutarlılığı sağlar böyle bir politika. Kütüphane hizmetlerinin kalitenizi arttırır. Kütüphanenin sundukları hizmetlerle bir standart oluşturur. Ahmet iyiyken, Ahmet başka bir yere gittiği zaman gelen Mehmet'in de aynı iyilikte iş yapmasını sağlar. Çünkü belli bir standartım var. Kütüphane kaynaklarında seçim, iptal gibi işlerde size ya bu benim evrakım, benim, ya da benim yönetmenim bunu söylüyor arkadaşım, bunu iptal edeceksin. Ya da bunu alamam gibi senin elinde cebinde bir koz oluşturabilir. Kaynakların seçiminde kütüphane yardımcı olur, dengeli bir kaynak üretmenizi sağlar, bir karar vermeniz için size bir fikir verir. Bağışları da nasıl dengeleyeceğinizi söyler. Çünkü bağışçılar çok böyle, çok her şeye küsen insanlar. Yani hani ya fotokopi bu diyemeyeceğiniz insanlar muhteşem gibi. O ya onların kitapları çok değerli. Ama bir yönetmenin de bunu kabul edemeyeceğim dediğin zaman vazgeçebiliyorlar. Ve bu sizin yeni insanları daha hızlı orijinalite etmenizi sağlıyor kütüphaneye geldiği zaman. Gelip de tamam, sabah hoca dedi, 3 yılda biten lisanslarımız var. Ama herkes 3 yılda işe giremiyor maalesef Türkiye'de. Geldiği zaman 4-5. yılı olmuş oluyor artık onun. Ya onu yeniden eğitmek gerekiyor. O zaman da böyle bir politika, ya biz işi şöyle yapıyoruz diyebilme yetisi çok önemli. Ha bu çok uzun bir çalışmanın sonucunda. Ya bir Kargil denen bir hanımefendi var, 1985 yılında demiş. Ya başlatmayın bana, bu kadar uzun bir iş yapamam. Haklı sebepleri var. Gerçekten çok uzun bir iş. Ve uzun meşakkat istiyor. Ama bir kez yapman lazım. Ve revizyon etmen lazım. Muhteşem gibi de kütüphane yönetebilirsin. Muhteşem olabilir. Hani işsel olarak. Bunu geçeyim. Birkaç tanenizi rica edeyim. Var mı demişiz, var demişler. Bu sunumu sizinle gerçekten paylaşmak istiyorum. Belki de bir ileride başka bir çalışma olur. Şu kısım benim için. Makine bana yetişemiyor. Lütfen onu. Şurada bir şey söylemek istiyorum, onu da söyleyeyim. Şöyle, o gerçekten görüyorsunuz herhalde, ben okumadan siz okuyun. Şu önemli işte, bunu kim sorumlu? Değil mi? Uzman kim, karar verici kim? Bu rolü atamadığın zaman ya, almıyoruz ya da gereksiz bir veri alıyoruz dediğiniz zaman karşı çıkacak gücümüz yok. Bunların hepsini buraya yazdığımız zaman ve yönetime de imzalattırabilirsek eğer, buna karşı gelebiliriz yani. Sadece bir kişinin ya da daha üstten perdeden bir emirle iş yapmamak, gerçeğe uygun iş yapmak belki mümkün olabilir diyorum. Ve en son olarak şuraya getirmek istedim. Bu gerçekten mucize yaratan bir şey değil. Yani yaptığımız işler hepsi. Yeniden yapmamızı engelleyen şeyler. Sahip olmak hiç olmamasından gerçekten daha iyi. Ve bu felsefeyi kendimize geliştirirsek belki kütüphaneciliğimizi de geliştiririz diye düşünüyorum. Yok olmamış olabiliriz. Hani o da bir önemli bir şey. Sabahki sunumlar çok etkiliydi benim için. Aldım. Bunun her şeyin temelinde istatistik var. Bir kendini tarayamıyorsan eğer olmuyor. Belli bir istatistimiz yok. Belki TÜİK'le bir anlaşma yapılabilir. İstatistikle bu konuda kullanılabilir. Bir görüşme yapmıştım. Olma ihtimali var. TÜİK'le de görüştüm. Yapabilirsiniz diyor. Yani son söyleyeceğim şey bu, derme köylüsünü yapmalıyız. Yaparsak kendimizi de geliştirebiliriz. Hani yok olmayız diye düşünüyorum. Sorusu olan varsa almak isterim ama bir falan nedir bilmiyorum. Sorunuz var mı acaba? Çok hızlı oldum. Daha da uzun da aslında da biraz daha kıstım. Bir sorunuz var mı? Çok iyi anlattım sanırım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sayın Orhan'a teşekkür ederiz. Sıradaki sunumumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Sayın Gültekin Gürdal ve Sayın Gönül Kafalıcan'ın ortak çalışması olan elektronik kaynakların seçim ve yönetimi sunumu Sayın Gönül Kafalıcan yapacaktır. Buyurun. Yok, gerek yok bence. Gerek olursa sonra. Merhabalar. Akademik kütüphanelerde kaynak yönetimi sempozyumunu düzenleyen Ünak ve Atılım Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bütçelerin kısıtlılığı karşısında ihtiyaçların sınırsız olması özellikle kütüphane bütçelerinin %90-95 oranında harcandığı elektronik kaynakların yönetimi, seçimi, değerlendirilmesi ve kullandırılması konularını son derece önemli hale getirmekte. Bu sunumda İTE Kütüphanesi çalışmalarından yola çıkarak elektronik kaynakların seçim sürecindeki değerlendirme kriterleri, bütçe planlaması, fayda maliyet analizi ve kullanımına yönelik bilgiler paylaşılacak. Aslında bir anlamda Ömer Bey'in yaptığı sunumda genel ve teorik olarak anlatılanları biz İTE örneğinde nasıl uyguluyoruz? Zun cevabı olacak ya da ne kadar uyguluyoruz, uygulamıyoruz. Öncelikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü hakkında kısa bilgiler paylaşmak istiyorum. Devlet Üniversitesi olarak 92 yılında kuruldu. Türkiye'nin tek teknoloji enstitüsü, eğitim dili İngilizce, İzmir'deki en büyük kampüs alanına sahip. Ben geçişlerde zorlanıyorum ama. Mouse'la geçim olmadı. Biraz daha yavaş oluyor ama. Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak misyonu ve bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmak vizyonu ile hareket eden İTE, geniş bir araştırma altyapısına ve bu altyapıyı etkin kullanan insan kaynağına sahip. Birçok fakülteye bölüm yerine İTE'de yetkin olduğu, yetkinliğini artırmayı planladığı bölüm ve fakültelerden oluşmakta. Fen Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri. Yüksek lisans eğitimde multidisipliner araştırmalara ağırlık verilmekte. Lisans ve lisansüstü seviyede toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler ve eğitim veren, araştırmalar yapan ve bu araştırma sonuçlarını geniş kitlelerle paylaşmayı ilke edinen İTE, kendi iş yerini oluşturacak üretimde öncü bilim insanları, mimarlar, mühendisler yetiştirerek ülkemize katkıda bulunmayı hedeflemekte. İTE'nin tüm bu stratejileri doğrultusunda elde ettiği kazanımlara baktığımızda Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesi arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralamasında 9. sırada, 2017 sonuçlarına göre üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında 2. sırada, devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında 1. sırada. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi 2015'e göre genel sıralamada Teknopark İzmir 4. sırada. 2014-2016 arasında Sayval verilerine göre toplam 936 makale ve bu yayınlara 4690 atıf yapılmış durumda. The Motorain, Quest gibi uluslararası üniversite sıralamalarında yer almakta. İTE gibi Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan bir kurumun kütüphanesinin de farklı olması, hizmet politikası ve aldığı kararlarla kurumun başarısına katkıda bulunması beklenir. İTE Kütüphanesi de bu sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte ve kurumun prestijinin, kütüphanesinin kalitesi, sahip olduğu kaynaklar ve sunduğu hizmetler tarafından belirlendiği felsefesiyle hareket etmekte.
İTÜ mensuplarının kütüphaneyi her türlü bilgi ihtiyaçlarında başlangıç noktası olarak görmelerini hedef alan İTÜ Kütüphanesi 1992 yılında kurulmuş ve şu anda hizmet verdiği binasına 2007 yılında taşınmıştır. Toplam alanı 6100 metrekare, 672 kişilik oturma kapasitesine sahip. 2008 yılında Liber tarafından yapılan çalışma neticesinde Avrupa'da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası içinde yer almıştır. Bireysel ve grup çalışma odaları, multimedya odaları, akıl oyunları salonu, toplantı salonları, kantin, kırtasiye, fotokopi ve 250 kişilik gösteri merkezi mevcut. Personel sayımız 14, 30 kısmi zamanlı çalışan öğrencimiz mevcut. Türkiye'de kütüphanecilik alanında birçok ilkleri gerçekleştiren öncü ve yenilikçi kütüphanemizden neler yaptığımızla ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Avrupa Birliği projesi olan OpenAir ortaklığı, ilk mobil kütüphane web sitesi, ilk Facebook uygulaması, ilk mobil kütüphane katalog tarama uygulaması, ilk sosyal medya politikası, ilk sorunlu açık erişim politikası ki şu anda İTÜ bilimsel yayınlarının %95'i arşivimiz olan eSpace İstek üzerinden tüm dünya ile paylaşılmakta. İlk RDA'ya geçen kütüphane, akıllı araç çubuğu kullanılması, kütüphane kayıtlarının Google Books ve Dünya Kataloğu'nda tanınabilmesi. Sayılara baktığımızda 50 binin üzerinde basılı kitap, 114 güncel basılı dergi, 411 bin elektronik kitap, 34 binin üzerinde elektronik dergi ve 471 multimedya mevcut. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak İTÜ Kütüphanesi de koleksiyon geliştirmede zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgiye erişimi mümkün kılan elektronik kaynaklara öncelik vermekte ve elektronik ortamda hizmet veren bir bilgi merkezi olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş durumda. İTÜ Kütüphanesi ek kaynaklarla ilgili olarak öncelikle genel sorumluluklarını belirlemiş, elektronik kaynak geliştirme politikasını oluşturarak seçim ve değerlendirme kriterlerini belirlemiştir. Bunlar sunumda ayrıntılı olarak anlatılmış olmasına rağmen daha sonra incelenebilmesi açısından bu kadar ayrıntılı anlatıldı. Şu anda başlıklar halinde üzerinden geçeceğim çünkü zaman kısıtlamamız var. Elektronik kaynakların seçim ve değerlendirilmesinde enstitümle eğitim programları ve araştırma ihtiyaçlarını destekleyecek kaynaklara öncelik verilmekte. Basılı kaynaklarda olduğu gibi elektronik kaynaklarda da içerik en önemli değerlendirme kriteri. Bunun dışında teknik gereksinimler, işlevsellik, güvenilirlik, satıcı, yayın evi, firma desteği, sağlama ve lisanslama kriterleri gelmekte. Ancak bu kriterlerin tüm kaynaklar içinde, tüm elektronik kaynaklar içinde geçerli olmayabileceği her zaman göz önünde bulundurulmakta. İTÜ Kütüphanesi'nin mevcut kaynaklarla ilgili değerlendirme kriterlerine baktığımızda, şimdi bir yanda teknolojinin hızla gelişen doğası ve firmalar, yayın evleri tarafından sunulan yeni kaynaklar, diğer tarafta kütüphane bütçelerinin istenen oranda artmayıp aksine döviz yükselişi karşısında düşüşü göz önünde bulundurulduğunda tüm kurumların mevcut abone olduğu e-kaynakları belli dönemlerde gözden geçirmeleri kaçınılmaz. Biz de bu gözden geçirmeleri yaparken öncelikle kullanım istatistiklerini baz alıyoruz. İstatistikli veriler bir kaynağın ne kadar efektif kullanıldığını kontrol etmede en etkili yol. Yıllar itibariyle istatistik değişimlerinin kontrolüne bakıyoruz. E-kaynak fiyatının yıllık toplam kullanıma bölünmesiyle elde edilen makale başı birim maliyet eğer 10 doların altındaysa bu kaynakların tekrar aboneliği gündeme gelmekte. Yalnız belli programlar için alınan kaynaklar kullanıcı sayısına da bağlı olarak 20 dolara kadar kabul edilebilmekte. İstatistikler değerlendirilirken bazı hususları da göz önünde bulunduruyoruz. E-kaynağın tanıtımını yeterince yapabildik mi? Kullanımıyla ilgili yardımcı dokümanlar sağlandı, yeterli eğitimler verildi mi? İstatistikler güvenilir mi? İstatistikler değerlendirilirken koleksiyon geliştirme politika ve uygulamaları göz önünde bulunduruldu mu gibi. Kullanım istatistikleri dışında mevcut kaynaklar değerlendirme kriterleri
olarak baktıklarımız yıllık artış oranlarının kontrolü, satın alma, abonelik fiyatlama modelindeki değişikliklerin değerlendirilmesi, arşiv hakları, kullanım koşulları ve erişim metotları konularında değişiklik olup olmadığı ile ilgili lisans anlaşmasının kontrolü, platformda değişiklik söz konusuysa yeni platformun değerlendirilmesi, içeriğin yeniden kontrol edilmesi ve çakışma analizlerinin yapılması, kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. Elektronik kaynaklara abonelik kararındaki en önemli faktörlere baktığımızda bizim bütçemizin %95'i şu anda elektronik kaynaklara harcanıyor. Bir sonraki yılın bütçesinin belli olmasından sonra öncelikle var olan mevcut elektronik kaynaklarımızın bir hesaplamasını yapıyoruz. Bu hesaplamayı yaparken tabii döviz kurunda belli bir artış öngörüyoruz. Mevcut ek kaynağın eğer fiyatı belliyse, o fiyat üzerinden fiyatı belli değilse belli bir oranda artış uygulayarak tüm hesaplamalarımızı bitirdikten sonra basılı ve diğer formattaki yayın ihtiyaçlarımızın hesaplamasını yapıyoruz. Eğer bütçe kalıyorsa bu hesaplamalardan sonra yeni abonelikler gündeme gelebilmekte. Yıllar itibariyle kullanım istatistikleri artan bir eğilim, istikrarlı artan bir eğilimi sergilemiş. Bunu kontrol ediyoruz. Makale başı birim maliyetine bakıyoruz. Eğer bunlar olumlu yöndeyse aboneliğin devamına karar verilmekte. Eğer yeni bir abonelik söz konusuysa da deneme erişimi kullanım istatistikleri çok büyük önem arz etmekte. Kullanıcı taleplerine her zaman dikkate alıyoruz ancak yine bütçe kısıtlarından dolayı bölümlerin, fakültelerin miktar ve maliyet olarak veri tabanlarının hesaplamasını yapıyoruz. Hangi bölüme ne kadar veri tabanı alınıyor, ne kadar para harcanıyor ve bölümdeki hocaların, bölümlerin, enstitünün performansını inceliyoruz. Bu performansla bibliometrik analizlerini yapıyoruz. Bu da kütüphanemiz tarafından yapılmakta. En son tabii karar kütüphane komisyonu tarafından veriliyor. Kütüphane tüm bu bilgileri içeren sunum dosyasını kütüphane komisyonuna sunuyor ve kütüphane komisyonunun aldığı karar uygulanıyor. Kütüphane komisyonu da kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı kütüphane komisyonunun doğal üyesi, kütüphaneden sorumlu rektör yardımcısı ve her bölümü temsil eden 5'er kişi olmak üzere İTE kütüphane komisyonu 7 kişiden oluşuyor. Açık erişim kaynaklar mali ve yasal bariyerler olmaksızın kullanıcıların erişimine açılan çok önemli kaynaklar. Biz İTE Kütüphanesi olarak açık erişim kaynaklarının da koleksiyonumuza eklenmesini son derece önemsiyoruz. Bunlar dergi makaleleri, dergiler, kitaplar, tezler, sunumlar, konferans bildirileri, araştırma çıktıları, veri setleri, öğretim nesneleri olabilmekte. Yine açık erişim kaynaklar için değerlendirme kriterlerimiz mevcut. Bu kriterler enstitünün araştırma ve eğitim alanlarını destekleyen bilimsel açık erişim kaynakları değerlendirmeye alınıyor. DOAJ ve DOAP gibi endekslerde yer alması isteniyor. Siteye sık sık erişim sıkıntısı yaşanmaması gerekiyor. Web sitesi tarayıcı yazılım ile erişilebilir olmalı. Yani özel bir teknolojiye ihtiyaç duyulmamalı. İçerik güncel olmalı, görsel çekiciliği olan bir tasarıma sahip olmalı, kullanımı kolay olmalı ve içerik kolay bulunabilmeli. İTE Kütüphanesi'nin proje ortağı olduğu OpenAir, tüm kütüphaneler tarafından güvenilir bir şekilde kaynak listesine eklenebilir. 2701 arşivden, arşiv ve açık erişim dergiden 569 bin'in üzerinde veri seti ve 20 milyonun üzerinde yayına erişim sağlanmakta. Sürekli olarak da bu sayılar artmakta. CERN tarafından barındırılan OpenAir'in güvenilir arşivi Zenodo, yayınlar, Zenodo'da yayınlar, veri setleri ve yazılımlar saklanmakta ve paylaşılmakta. Zenodo boyutu ve formatı ne olursa olsun araştırma çıktılarını saklamak ve paylaşmak için tüm disiplinlerden araştırmacılara olanak sağlayan bilimin tamamı için açık güvenilir bir depo. Yine veri tabanları listenize ekleyerek araştırmacılarınızla farkındalık sağlayabilirsiniz. İTE Kütüphanesi elektronik kaynaklar iş akışına başlıklar halinde baktığımızda e-kaynakların değerlendirilmesi yönetimi takibi, duyuru hizmetleri,
kütüphane kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasına yönelik faaliyetler. Peki e-kaynaklarla ilgili kimlerle iletişim kuruluyor? Yayıncılar, firmalar, her türlü bilgi ihtiyacında, deneme taleplerinde, fiyat pazarlıklarında yayıncılar, firmalarla iletişim halinde olunmakta. Kullanıcılardan kasıt burada bizim IT araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz. ANKOS listesinden gelen duyurular sürekli takip edilmekte ve abone olunan veri tabanlarla ilgili veri tabanı sorumlusuyla iletişime geçilmekte. TÜBİTAK İKOAL kapsamında sunulan veri tabanlarıyla ilgili yine bilgi ihtiyacında herhangi bir sorunda veri tabanı sorumlusuyla irtibata geçilmekte. Her türlü bilgi alışverişi için diğer kurumların elektronik kaynak biriminde çalışanlarıyla iletişime geçilmekte ve tartışmalı sitelere takip edilmekte. İTİ Kütüphanesi veri tabanlarına baktığımızda EQUAL kapsamında sunulan ANKOS ve kurumsal olarak ANKOS aracılığıyla ve kurumsal olarak abone olduğumuz ve açık erişim ücretsiz sunulan kaynaklar toplam 111 veri tabanına İTİ Kütüphanesi üzerinden erişim sağlanmakta. Gerek veri tabanları aracılığıyla gerekse kurumsal olarak abone olduğumuz elektronik dergi sayısı 34.000'in üzerinde, elektronik kitap sayısı 411.000'in üzerinde. Burada türlerine ve konularına göre elektronik kaynakları görüyorsunuz. İTİ Kütüphanesi olarak sadece kaynağa sahip olmanın yeterli olmayacağını düşünüyoruz ve kullanıcılarımıza bu kaynakların kullanılmasını son derece önemsiyoruz. Dünyada ve Türkiye'deki kütüphanecilik alanında bilgiler ve teknolojik yenilikler sürekli takip edilmekte ve İTİ Kütüphanesi tarafından uygulanmakta. İTİ veri tabanları LibGuides platformundan görsel olarak zengin bir arayüzden hizmete sunulmakta. Veri tabanlarına konusu, türü, sağlayıcı bilgilerine göre ve alfabetik olarak kolayca erişilebilmekte. Son bir dakika lütfen. Tamam, az kaldı. Browser'in yine dergilerin tamamına kolayca ulaşabildiğimiz bir arayüz. Elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve video sağlama hizmeti sunan OverDrive aracılığıyla İTİ kütüphanecileri, kullanıcıları kendi cep telefonlarına ya da cep bilgisayarlarına kaynakları yükleyip 7 gün 24 saat kullanabilmekteler. Her bir bölüm için hazırladığımız konu rehberlerimiz mevcut. Yılda iki kez e-bülten hazırlıyoruz. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. İTİ Kütüphanesi'nde bulunan tüm kaynakların kütüphane web sitesi üzerinden olduğu gibi Facebook erişimi sırasında da taranmasını sağlayan bir arayüz sayesinde kütüphaneye gelmeden Facebook üzerinden kütüphane hizmetlerinden kullanıcılarımız yararlanabilmekte. Koleksiyona yeni eklenen yayınların duyurusunu yapmak ve kullanıcıların bazı yayınlara ilgisini artırmak amacıyla ayın seçkileri aylık olarak hazırlanmakta. Bunların dışında tüm kaynakları sunumuz IT Explorer mevcut. Libix aplikasyonunu IT Kütüphanesi için olan versiyonunu kullanıma sunduk. Linksource sayesinde tüm kaynaklar arasında bir bağlantı kurulmakta. Kampüs dışı erişimde proxy ve easy proxy yöntemlerini kullanıyoruz. IT Kütüphanesi hakkında son birkaç bilgi paylaşıp sunumumu bitiriyorum. Ulusal ve uluslararası üyeliklerimiz mevcut. Çalışma saatlerimizi görüyorsunuz. Final dönemlerinde 7-24 hizmet veriyoruz. Bunlar sosyal medya hesaplarımız. Bizi takip edebilirsiniz. Son olarak önümüzdeki hafta 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve Open Air 2020 çalıştayı için kayıtlar sona eriyor. Duyuru listelerinden muhakkak takip etmişsinizdir. Hepinizi İzmir'e bekliyoruz. Açık erişim, açık bilim, açık veri konularında son derece önemli bilgiler paylaşılacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Can'a teşekkür ederiz. Sırada sempozyum destekçilerimizden Springer Nature firmasından Sayın Şahin Giray'ın sunumu var. Sayın Giray'ı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Moladan önceki son sunum. Umuyorum hepiniz hala dinçsiniz. Güzel bir Ankara günü, güneşli. Birçoğunuzda
tanıştığımızı düşünüyorum. Şahin Giray ben. Springer Nature'da lisanslama yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere elektronik kitap koleksiyonlarımız, Türkiye analizleri, bizle ilgili birkaç bilgi ve dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm birkaç istatistik paylaşacağım. İlk slaydımız... İlk slaydımız esasında bugün benim için anlamlı bir gün. Size ondan bahsetmek istiyorum. Bugün Türkiye ofisimizin 5. yılı. 2012 tarihinde 12 Ekim'de Türkiye ofisimizi açtık. Ve bugün tam olarak 5. yılımızı devirmiş bulunuyoruz. Sıtkı Bey'in kulakları çınlasın. Onun da buradan. Ve bu 5 yılda neler başardık? Kısa bir özet. Springer Dergileri Ulusal Lisansı. 2015 yılından itibaren tüm üniversitelerde, tüm araştırmacılar, full koleksiyonu. Yani Springer'in güncel yıla ait yayınladığı tüm kitaplara erişebiliyorlar. Sonrasında Springer Dergi Arşivleri Ulusal Lisansı. 2016 yılı itibariyle 2015 yılı sonunda Springer dergilerinin tüm arşiv koleksiyonları Türkiye'deki tüm araştırmacılar için erişilebilir hale geldi. Springer Nature Türkiye kullanım verileri ve bilinirliği. Bununla ilgili birkaç istatistik göstereceğim. Burada en çok hoşuma giden şey slaytlarda yok. Bu yıl 2017'de ilk 6 ayda araştırmacılar, Türkiye'deki araştırmacıların %30'u Springer Link'e direkt gidip Springer Link yazıp arama yapmaya başladılar. 2012 yılında bu veri %13'tü. Bu bizler için önemli bir veri. Ve Türkiye'de elektronik kitap kullanan kurum sayısı 2012 yılında 16 kurumda elektronik kitap paketlerimize erişilebilir durumdaydı. Şu anda 62 kurum elektronik kitap paketlerimizi Türkiye'de kullanıyor. 2017 ilk 6 ayda 1,5 milyon ziyaretçi ağırladık Springer Link'e. Dağılıma bakarsanız eğer İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirlerimizde dağılımın olduğunu görebilirsiniz. Ulusal lisansla birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerinde, üniversite bulunan tüm şehirlerinde bir kullanım rakamı yakaladık. Burada Sinop biraz ilginç, denizin ortasında kalmış araştırmacılarımız keyifli gözüküyorlar galiba. Sonrasında Kıbrıs'ta artan bir kullanımımız var. Konya'da artan bir kullanımımız var. Eskişehir'de eskiza artan bir kullanımımız var. Ulusal lisans sayesinde ve elektronik kitaplarımız sayesinde şu an 1,5 milyon ziyaretçi ilk 6 ayda platformumuzu ziyaret etmiş durumda. Evet, konumuza dönecek olursak Springer Nature kitapları, bugün size kitaplarımızla ilgili temel özelliklerden bahsedeceğim. Kitaplarımızın ki tüm konferansın gündemi olan elektronik kaynak yönetimi, yatırım maliyetleri vesaire bunlara katkısından bahsedeceğim. Öncelikle içerik kalitesi. Evet, her biri bir Springer kitabı. Ve 550 kişilik bir editöryel kadromuz tarafından hazırlanıyorlar. Dünyada önde gelen araştırmacıları takip etmeye gayret ediyoruz. Önde gelen araştırmacıların önde gelen araştırmalarını takip etmeye gayret ediyoruz. Ve yılda 12 bin kitap yayınlıyoruz. Kaliteden ödün vermeden. Günde ortalama 40 kitaba tekabül ediyor yayınladığımız kitap sayısı. Peki bu kitaplarda size neyi sunuyoruz? 20 koleksiyonumuz var. Bundan önce 13 koleksiyonumuz vardı. 2016 yılı itibariyle disiplinler arası içeriği, yani araştırma alanlarınızı, kurumunuzun araştırma alanlarına uygun tüm içeriği size sunma fırsatı buluyoruz. 10 tane STM alanında teknoloji, bilim teknoloji tıp alanında 10 tane HSS alanında insanlık ve sosyal bilimler alanında koleksiyonumuz var. Sonrasında yatırımın önemi. Bugün birçok sunumda bahsedildi. Evet, yatırımın değerlendirilmesi, yatırımın önemi. Sizin yaptığınız yatırımın sizler tarafından olumlu değerlendirmesi bizler için en önemli verilerden biri. Sürdürülebilir bir işbirliği adına. Baktığımızda araştırmaya katkı tabii ki kullanım rakamları. Birçoğunuz kullanım rakamlarına göre değerlendirdiğinizi biliyorum ve bundan eminim. Araştırmaya katkı ve içeriğin araştırmaya etkisi, içeriğin kendi etkisi bizim de sizler kadar takip etmeye çalıştığımız bir veri. Bugün sunumumun sonunda 3 slayt kadar zaman problemimiz de var biliyorum. Bookmetrics'i ayırdım. Şu an bugün itibariyle Frankfurt'ta da sunuluyor ve yeni lansmanını yapıyoruz. Bir ücretsiz servisimiz var. Onunla da ilgili bilgi sağlayacağım. Bookmetrics özellikle satın almış olduğunuz kitapların koleksiyon kalitesi, kurumumuza katkısı, aldığı atıf rakamları, koleksiyonun değeri verilerini sizlere sunmakta. Evet, ilk kitaplarımızın hikayesine bakacak olursak, ilk koleksiyonumuzu 2006 yılında yayınladık. 10.000 kitaptı. 10.000 kitapla elektronik kitap paketlerimizi tüm akademiye ve tüm üniversitelere duyurduk. Sonrasında artan bir grafiğimiz var. 2013 yılında Springer Book Archives kitap arşivlerimizi dijitalleştirdik. 110.000 kitap dahil oldu koleksiyonumuzda.
56 bini İngilizce, 54 bini Almanca olmak üzere. Yine 2014 yılında artan bir grafik. 2015'te Springer ve Nature birleşmesiyle Palgrave kitapları koleksiyonumuza dahil oldu. Demin bahsettiğim o 10 paketlik insanlık ve sosyal bilimler koleksiyonunun temelini oluşturan içeriğimiz. 12.500 kitap ilave oldu. Sonrasında Palgrave'in arşivlerini dijitalleştirdik 2016 yılı itibariyle. 10.000 kitap ilave oldu. Toplamda 230.000 kitabı Springer'in platformumuzda şu an ağırlıyoruz. Bununla birlikte 2016 verilerinden birkaç ilginç başlığı paylaşacağım. 2016'da yayınladığımız kitapların %25'i ilk 12 ay içinde bir veya birden fazla atıf almış durumda. %42'si ise ilk 12 ay içinde, ki yayıncının gözünden size şunu söyleyebilirim, artık atıf kadar takip ettiğimiz bir veri, %42'si sosyal medyada mention almış durumda. Özellikle kitapların kalıcı eserler, koleksiyondaki kalıcı eserler olduğunu düşünürsek, İlk 12 ayda alınan bu %25'lik atıf oranı ve %42'lik mention oranı bizleri memnun eden bir veri yayıncının tarafından. Evet, kitaplarımız, kitap paketlerimiz, içinde neler var beraber göz atalım. 8 tip kitaplarımızı paketlere koyuyoruz. Bu gördüğünüz tüm kitap tipleri, monograflar serilerimiz, endbooklarımız, konferans bildirgelerimiz, ders kitaplarımız, referans çalışmalarımız, contributed volümlerimiz, brieflerimiz, özetlerimiz, pivotlarımız, bunların her biri elektronik kitap paketlerimizin içinde yer alıyor. Özellikle referans çalışmaları için söyleyebilirim, siz de bilirsiniz fiyatları genele göre kat ve kat yüksek olan içerik. Hayır, bunları da elektronik kitap paketlerimiz içine dahil ediyoruz. Bu gördüğünüz kitap tiplerin hiçbirinde DRM yok. Herhangi bir kullanıcı kısıtlaması yok. Sınırsız print, sınırsız kullanım, sınırsız kullanıcı. Ve bununla birlikte tüm araştırma gruplarına ve kullanıcılarınıza yönelik içerik oluşturmaya gayret ediyoruz. Evet, bu Türkiye Springer hem kitap hem dergi performansını koydum. Yani 2007-2016 verileri, son 10 yıllık veriler. En azından beraber bir karşılaştırma yapabilmek adına. 2007 yılında 469 kitap chapter'ı yayınlamışız Türkiye'den. Şu anda bu rakam 1488, 2016 itibariyle ki ilaveler olacaktır, 1400-1500'e yaklaşacaktır. Kitaplardaki yıllık büyüme oranına bakarsak %14. Burada ek bir bilgi vermek isterim. Birçoğunuz biliyordur muhtemelen. Türkiye'nin Web of Science'da indeksli şu anda yıllık ortalama birleşik büyüme oranı %6. Yani Türkiye'den her yıl indeksli %6 daha fazla makale yayınlıyoruz bir sonraki yıl. Springer olarak dergilerde %8'deyiz. Türkiye ortalamasının üstündeyiz hala. Bu bizim için memnuniyet verici bir veri. Kitaplara geçtiğimizde kat ve kat üstündeyiz. %14 bir artış var. 2007 yılında 2555 makale yayınlamışız. Şu anda neredeyse iki katı, 2016 yılında Türkiye'den 5059 makale yayınlamışız. Dürüst olmak gerekirse birçoğunuzla içeriğimizle ilgili konuşuyoruz, lisanslarımızla ilgili konuşuyoruz. Sizlere hangi kitap koleksiyonlarımızın uygun olacağını veya dergi paketlerimizle ilgili konuşuyoruz. Aslında en başa dönecek olursak, Türkiye'de ofisimizin olmasının bizler için bir diğer anlamlı verisi bu rakamlar. Biz kendi içimizde bu rakamları değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu artışı yakalamaya gayret ediyoruz. En büyük artış da özellikle 2012'den 2013 yılına geçerken 2012'de ofisimizi açmıştık. O yıl hem içerik lisansında hem Türkiye'den gelen makalelerde ve makale yayınlama ve chapter yayınlama taleplerinde ciddi bir artışla karşılaştık. Bu da eforlarımızın, eğitimlerimizin, özellikle yaptığımız eğitimlerimizin, bu gibi konferansların önemini gösteriyor. Hangi alanlarda yayınlamışız? Tıpçılarımız çalışıyor. Hepimiz biliyoruz. Türkiye'de genelde bu tabloyla karşılaşıyoruz. %28, bu arada bu veri hem dergileri hem makaleleri kapsamakta. %28 tıp ve sağlık bilimleri. Çeyreğinden fazla içeriği tıp ve sağlık bilimlerinde yayınlamışız. Mühendisliğimiz de meşhuruzdur. Türkiye'de biraz gerideyiz. %9 göreceli olarak. %9 mühendislik içeriği yayınlamışız. %7 kimya. %6 bilgisayar bilimleri. %6 biyomedikal ve yaşam bilimleri. %5 malzeme bilimi üzerine malzeme bilimi içeriği yayınlamışız. %5 fizik, matematik yine %5, dünya ve çevre bilimleri ise %4 oranında kalmış. Evet, bu özellikle kitap kullanımları ile ilgili bir slide dahil ettim. Türkiye'de kitaplarımız ne kadar kullanılıyor? Şu andaki tüm üniversitelerde hepinizin bildiği gibi dergilerimiz ulusal lisans altında. Ve tüm üniversiteler dergilerimizi kullanıyorlar. Kitaplara gelecek olursak demin bahsettim 62 tane kurum elektronik kitap paketlerimize sahip. Bu 2016 yılında lisanslama yapan kurumları kastetmiyorum. Satın alma modeli olduğu için 2008 yılında almış olan kurum dahi şu anda elektronik kitap müşterimiz, koleksiyonu var ve kullanıyor.
2015 yılında toplam kitap kullanımımız Türkiye'de 2.2 milyon. Chapter'dan anladım. 2016 yılında bu rakam 2.5 milyon. 2017'yi buraya koymamın sebebi ilk 6 ayda 1.8 milyon elektronik kitap chapter'ı download edilmiş. Yılı muhtemelen 3.5 milyonun üstünde, belki 4 milyona yakın bitireceğiz. 2017 yılı ilk defa Türkiye'de kitap kullanımının ulusal lisans olmamasına rağmen dergi kullanımını geçtiydi. Ve bu tabloyla tüm dünyada karşılaşıyoruz. Yani belirli bir ölçekte eğer ki şöyle hesaplamaya gayret ediyoruz. Bir kurumun 2017'den 97 yılına kadar tüm kitaplara erişimi var ve tüm dergilere erişimi var. Neredeyse chapter ve makale sayılarımız aynı. İçerik kullanımlarını kıyaslarken kitaplar hep daha fazla kullanılıyor. Bunun sebebini biz de merak ettik. Özellikle 2013'te bununla ilgili bir araştırma yaptık. Tahmini olan var mı? Neden kitaplar dergilerden daha fazla kullanılıyor? Daha fazla kullanılıyor demek kesinlikle dergilerin içeriğini kitapların altına koymak değil. Vazgeçilmez bir gerçek. Tahmini olan varsa almak isterim, yoksa paylaşmak isterim. Yaptığımız araştırmanın sonucu 2013 yılında. Ayrıca 4 tane farklı üniversitede, büyük üniversitede birer forum hareketlerini ve kullanıcıları anketlerle belirledik. Dergilerimizin çekirdek kullanıcısı, ki ben Türkiye'de doktora öğrencisi derdim 3 yıl önce, hayır değilmiş. Araştırma gruplarına göre temel araştırmacılar ve uygulamalar araştırmacılar. Öncelikle şunu söylemem lazım, biz kullanıcı portföyünü 4'e bölmeye gayret ediyoruz kendi iç değerlendirmelerimizde. Öncelikle birinci olan temel araştırmacı. İkinci uygulamalı araştırmacı. Temel araştırmacı gerçekten vaktinin haftanın 4 gününü üniversitesinde araştırmaya ayıran. Uygulamalı araştırmacı da bu rakam 2-2,5 gün gibi bir civarda. Developerslar, geliştiriciler genelde Ar-Ge departmanında çalışanlar veya üniversite sanayi işbirliğinde yer alanlar ve en altta öğrenciler, doktor öğrencisine kadar. Dergi kullanıcı portföyümüze baktığımızda çekirdek grup temel araştırmacılar ve uygulamalı araştırmacıların bir kısmı. Fakat diğer ikinci grup ise uygulamalı araştırmacılardan başlıyor. Aşağıda undergrad'a kadar yani lisans öğrencisine kadar devam ediyor. Kitaplara geçtiğimizde kullanan çekirdek grup, yani içeriğin kullanımının, onu da terminolojiyi belirteyim sizlere, içeriğin kullanımının %80'ini oluşturan grup. Temel araştırmacılardan başlıyor. Aşağıda lisans üstü öğrencisine kadar ulaşıyor. Kitaplar, Springer Nature üzerinde de söyleyebilirim, benim fikrim diğer yayıncılar için de aynıdır. Kitaplar tüm araştırmacılarınızı ve üniversite portföyünüzü ulaşmanızı sağlayacak yegane kaynaklardan biri. Tabii ki makale kullanımları direkt bilim üretilmesinde hap bilgiyi almakta çok çok kritik. Araştırmanın geliştirmesinde en kritik kaynak. Fakat araştırmacı portföyüne hitap etmek istiyorsanız, kitapları tercih etmelisiniz. Ve kitap kullanım rakamlarımızın Türkiye'de de yüksek çıkmasının sebebi bu. Bunda hatırlarsınız kitap tipleriyle ilgili bir slaydım vardı. Kitap tiplerinin içine textbooklarımız var. Paketlerin içine koyuyoruz. Ayrıca bir fiyatlandırma yapmıyoruz. Tüm üniversitelere sınırsız kullanımla, sınırsız printle açık. Müthiş kullanım geliyor. Referans çalışmaları müthiş kullanım üretiyor. Evet, Bookmetrics kısmına geldik. Sunumun başında sizlere bahsettiğim. Öncelikle en çok kurumlardan aldığım soruları sıraladım. Bu ürünü de bu şekilde geliştirdik zaten. Sizler de tüm toplantılarımızda, ziyaretlerimizde, elektronik kitaplarımızdan bahsederken en çok aldığım soru bir. En çok kullanılan, en etkili kitaplar, koleksiyonlar hangisi? En çok Türkiye'de kullanılan kitapları görmek istiyoruz. En çok citation alan kitapları görmek istiyoruz. İkinci soru sizlerden gelen. Kurumuma ait yayınları görmek istiyorum. Üslubumu affedin. Şahin Bey, bu kadar para harcıyoruz, biz yayın yapıyor muyuz bu alanda? Bu soru çok geliyor. Üçüncüsü, kurumuma ait yayınların performansını görmek istiyorum. Evet, benim araştırmacım bu kitabı yayınladı. Bu kitabı yayınladıktan sonra alanında etkisi ne oldu? Atıf aldı mı? Mention aldı mı? Ki biz takip ediyoruz, sizlere takip etmenizi naçizane tavsiye etmeye gayret ederim. Koleksiyonlarınızın etkisini görmek istiyorum. Şahin Bey, Computer Science'de 1100 tane kitap var. Bu 1100 kitabın içinde hangi 1100 kitabı değerlendirmemize akademisyenlerin imkan yok. Bu 1100 kitabın içinde kitapların kaçı atıf oluyor, kaçı kaliteli? Ve son olarak da kitabımın performansını görmek istiyorum. Hak verirsiniz ki yazarlarımızdan alıyoruz bu soruyu. Onlar için de çok makul bir soru. Biz de yayın yapmış, biz bu paketin içine koymuşuz. Bookmetrics'e kadar şu soruya cevap veremiyorduk. Sevgili Springer Nature, sizde kitap yayınladım. Paketin içine koydunuz. Hangi üniversitelere bu içeriği lisansladınız? Bilmek istiyor yazar haliyle.
O da kendi içeriğinin nerede okunabilir olduğunu görmek istiyor. Bu soruları derledik. Bu yaklaşık 2,5-3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ve Bookmetrics 2.0 çıkardık. Birincisi servis ücretsiz. Bir şey ücretsiz dediğimde arkasından belirtme özen gösteriyorum. Ücretsiz de kalacak. Yani bu servisle ilgili herhangi bir lisans ücreti vesaire daha sonra ilave edilmeyecek. Ve bu örnek sayfa bugün şu anda burada ilk belki sunan benim aynı zamanda Almanya'da sunuluyor. Servis haftaya bu web sitesi erişilebilir olacak sizler için de. Bookmetrics.com Explorer adında. Sayfaya girdiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Bir, buradan yıl seçebiliyorsunuz. Dil seçebiliyorsunuz. Disiplin seçebiliyorsunuz. Ülke seçebiliyorsunuz. Library of Congress Object Collection'ını seçebiliyorsunuz. Imprint seçebiliyorsunuz. Buradaki filtrelere göre de arama yapabiliyorsunuz. Örnek olmasa da ben Türkiye'den yayınlanan 2015 kitaplarını derledim. 2015 Türkiye. Ve karşımda 2015 yılında 86 tane kitap yayınladığımızı gördüm Türkiye'den. Chapter değil, full kitap bunlar. Bu kitapların, Türkiye'den yayınladığımız bu kitapların üstüne geldiğinizdeki daha da detaylandırabiliyorsunuz açtığınızda aldığı atıfı görebiliyorsunuz. Mention'ı görebiliyorsunuz. Okuyucu sayısını görebiliyorsunuz. Tüm dünyada bu kitap ne kadar download edilmiş? Onu görebiliyorsunuz. Ve bu kitap üzerine değerlendirmeleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu listeyi atıflara göre, kullanım oranlarına göre, mention'a göre sıralayabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz en çok atıf alan kitap yanılmıyorsam değil mi? 47. Evet. Şu anda 47 atıf almış. Bir diğer özellik kurumunuz için buradan arama yapabiliyorsunuz. Yine yıllara göre. Ben X Üniversitesi olarak sizde ne kadar yayın yaptım kitaplarda? Hangi yıllarda daha fazla yayın yaptım? Hangi yıllarda koleksiyonunuzda daha fazla kitabım var? Bakalım örnek Hacettepe Üniversitesi. Yalnız Hacettepe Üniversitesi tüm yıllarda bizde 53 tane kitap yayınlamış. Ve bu arada sayfanın geniş halinde raflarda kitaplarınız sırada açılıyor. Üniversitenizin bizde yayınladığı kitapları. Yine aynı verileri burada da görebiliyorsunuz. Kitaplara tıkladığınızda da hangi chapter'ın ne kadar download edildiğini, atıf alan chapter'ın hangisi olduğunu, hangi chapter'ın daha fazla mention aldığını görebiliyorsunuz. Bir diğer örnek, aynı zamanda bu link aktif bakabilirsiniz. Emin ediyorum pazartesi veya salı tüm program aktif olacak. Koleksiyonlara göre değerlendirme yapabiliyorsunuz. Bu bir Social Sciences elektronik kitap paketimizin koleksiyon sayfası Bookmetrics üzerinde. Sayfaya geldiniz. Aynısı Computer Science içinde var. Aynısı matematik içinde var. Tıp içinde var. Biyomedikal bilimler içinde var. Dediğim gibi koleksiyon paketlerimizin içinde yıllara göre kitap sayılarımız yüksek. Çok özet bir değerlendirme kitap kalitesi konusunda sunduğunu düşünüyorum. Social Sciences girdiğinizde koleksiyonu alttan yılı seçiyorsunuz. Buradan. Bu 2016 Social Science koleksiyonu. Yukarıda Social Science ile ilgili bilgi. Aşağıda bu koleksiyon içinde hangi kitaplar ödül almış? Nobel ödülü var mı? Farklı alanlarda ödülü var mı? Ve bu ödül alan kitapların alanları ne? Bir altta. Social Sciences 2016 koleksiyonu içinde 570 kitabımız var. Ve tüm dünyada 1.73 milyon defa download edilmiş 2016'da yayınlanan bu kitaplar. Toplamda 1260 citation almış bu koleksiyon. 144 tane değerlendirme yazılmış üzerine ve 6150 sosyal medya mention var. Şu anda 6570 reader, genelde Mendeley rakamları, 6570 adet kullanıcı Mendeley'e yüklemiş. Yukarıda tıkladığınızda bu koleksiyonu Springer link üzerinde görüyorsunuz. Bu özellikle dikkat etmeye çalıştığımız bir değer, konu koleksiyonu performansı. Bu kitap içinde, bu koleksiyon içinde kaç kitap bu disiplin ortalamasının üstünde atıf almış? Bizler için kritik bir veri. Yani hem yıllara göre koleksiyon performanslarımızı değerlendirmekte, yazar performanslarımızı değerlendirmekte, hem de koleksiyonlar arasındaki performansları değerlendirmekte. Springer dediğimde hepiniz bana mühendislik söylersiniz, matematik söylersiniz, fizik söylersiniz. Aslında sosyal bilimlerde de çok aktif bir editoryal ekibimiz var. %21'i bu koleksiyonun bu alandaki ortalama atıftan daha fazla atıf almış. Ve son iki yıl koleksiyon atıf performansı, zaten 2016 koleksiyonun her ikisi de aynı, bir yıllık atıf performansı, ikisi de 2.4. Ve
Son slaydım, son slaydı. Türkiye'den yayın yapan ve en çok atıf alan yazarları ayırmak istedim. İlk 18 yazarımız nikotinle ilgili. Nikotin psikofarmakolojideki yazarımız, şu ana kadar en çok atıf almış olan yazarımız. Çok şaşırmadım, biraz sigara tüketen bir ülkeyiz. Devamında Interoperative Imaging var. 715 atıf, 715 atıf almış. Bu kitap için çok yüksek bir rakam bu arada. 715 atıf Web of Science'da herhangi bir kitap için gerçekten yüksek. Devamında 397-246 diye devam ediyor. En küçük, en atıf alanda 120 atıf. Türkiye'den ciddi kitap yayınlıyoruz. Araştırmacıların çok ciddi talepleri var bununla ilgili. Ben çok sık mail alıyorum. Eğer sizler kütüphanelerinizde bizde kitap yayınlamak için herhangi bir guideline ihtiyacı olan, eğitime ihtiyacı olan araştırmacılarla karşılaşırsanız da lütfen memnuniyetle bizlere yönlendirin. Sorunuz varsa almak isterim. Yoksa hepinize teşekkür ederim.